yok diye bir uyarıda bulundular. Bir aksilik olmasın, onu öncelikle paylaştılar. Size de ileteyim. Bir saniye, ben de bir kontrol etmek istiyorum. Tabii yani dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar, bu teknik şeyler olabilir. Arkadaşlar yayında ses yok diye bir uyarı gönderdiler. Onun için sizi uyarmak Tamam. istedim. Ondan sonra. Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, şu anda benim sesim de Evet. gelmiş durumda. Gelmiş. Şu anda gelmiş Evet, arkadaşlar, daha uyardı. sonra bu yayınların en önemli özelliği, ben o montajda o ön kısmı atarım. Bu sefer bu kadar uzun tutmayacağım. Bu akşamki konuğumuz Ercüment Başkan. Rize Fındıklı Belediyesi'nde önemli kamucu ve toplumcu çözümleri içinde çalışıyor. Onu tanımak istiyoruz. İlkelerini, prensiplerini bu akşam konuşmak istiyoruz. Çünkü belediyecilik kavramına farklı bakış açıları getiren insanları tanımak istiyoruz. Türkiye bir AKP, CHP belediyeciliğinden ibaret olmamalı. Zaten dünyanın bütün gelişmelerine aykırı. Onlar olmasın anlamında söylemiyorum bunu. Ama onları zorlayacak, halkın önüne kendi felsefelerini, ilkelerini koyacak belediyecilikleri de her zaman destekliyoruz. Ercüment Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Küçük bu girişteki problem için herkesten de özür diliyoruz. Bazen kişisel olabilir. şeylerle yürüdüğü için teknik sorunlarımız olabiliyor. Buyurun, sizi Tabii ki dinleyelim. bu teknolojiye yeni yeni alışıyoruz. Salgın bizi bu teknolojiye de alıştırdı. Evet. Önümüzdeki süreçte daha belki bu teknoloji gelişecek. Daha az hata yapacağız sonuçta. Evet, inşallah. Öncelikle bütün dinleyicilerimize iyi akşamlar, aydınlık yarınlar diliyorum. Ayhan Hocam beni önermiş, sağ olsun, benden bahsetmiş. Oradan dolayı, dolaylı yollardan dolayı bu akşam bizi buluşturdu. Onun Evet. için Ayhan Hocamı da, Ayhan Bilgen Hocamı da bir kez daha buradan selamlarımı iletiyorum. Umarım izliyorsa, izlemiyorsa da daha sonra zaten görüşürüz. Evet. Siz de görüştüğümüzde söyleriz. Şöyle giriş yapayım. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bir belediye başkanıyım. Ama devrimcilik insanın insanlığa hizmet etmesi ise bizim insanlığa hizmet etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Bu yüzyılda, her yüzyılda ki elbette ki insanlık tarihinin kendisinde devrimciliğin önemli bir yer tuttuğuna inananlardanım. Bu devrimciliği bugün veya dün ötekileştirmek için kullanılan bir kavram olarak görmüyorum. Devrimcilik, ilericilik, aydınlanma, insana saygı, doğaya saygı, çevreye saygı ve onları koruma aynı zamanda anlamına geliyor. Devrimcilik var olan statükoya karşı boyun eğen değil, statükoları değil, halka hizmet etmek anlamına geldiğini düşünüyorum. Devrimciliğin ve aynı zamanda bizim yerel yönetimler açısından halkın olanı halkınla birlikte halka sunmaktır. Yani Fikri abi anarak gireyim, Terzi Evet. Fikri'yi anarak ben ne yaptıysam halkımla birlikte sözüdür aslında devrimcilik. Benim yani bu yerel yönetim hikayem şöyle başladı. Aslında ben Karadeniz'e yerel yönetici olacağım diye uzun süre Karadeniz'den ayrı kalmıştım. Tekrar geri dönüş olunca yaklaşık 2-3 yıl sonra, daha öncesinde ama şey projeleri yürüttük. Türk Mühendis Mimarlar Birliği'nde yöneticilik yaptığım için Mimarlar Odası ile birlikte, ben kendim makine mühendisiyim. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte boşaltılmış köy okullarının yeniden hayata dönüş hikayesi şeklinde çalışmalar yürütmüştük. Bu çalışmalarda aslında kamunun olanı, kamucu bir yaklaşımla ülkenin değişik coğrafyasındaki insanların küçücük bir köyde tekrar onlara sunabilmesinin araçlarını oluşturmaya çalışmıştık. Gel zaman git zaman aynı zamanda ticari faaliyetlerimi yürütüyordum. 2018 yılının başlarında Fındıklı'ya dair hayallerimiz olabilir mi şeklinde değişik çevrelerde görüşmeleri başlandı.
konuştuk. Biz de niyet ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüzde bugün aramızda yok. Kasım ayında kaybettik. İlçe başkanımız, yol arkadaşım dediğim Kadıran Kadıoğlu'nu da burada anmak isterim. Onunla birlikte yola çıktık ve yola çıktığımızda bu işin kadınlar ve gençlerin zaferi olmasını önemsedik. Cumhuriyet Halk Partili ekip, ilerici, değerimci, yurtsever bütün kitleleri bir araya getirdik ve Fındık'ta 2019 yılında %60'lık bir oranla aslında yerel yönetimin en önemli ayağı, ki şimdi belediyecilik ve yerel yönetim kavramı özdeşleşmiş ama ben biraz farklı düşünüyorum o konuda, ayağına adım atmış olduk. Çok güzel. Ben zaten onu söyleyecektim. Karadeniz'in ruhunda mı, suyunda mı, havasında mı, ormanında mı, terzi fikriyle başlayan gelenek, yerel yönetim, toplumcu yönetim geleneği bir şekilde sizinle devam ediyor ya da en azından hisleriniz bu yönde diye düşünüyordum. Onu da soracaktım. Çünkü genelde bu hayal olabilecek devrimci projeler büyük devasa yapılarda uygulanamıyor. Küçük nüvelerde daha çok uygulanabiliyor. Daha çok tutkun bir kitle bu çalışmanın içinde yer alabiliyor. Ben öncelikle geçmiş sivil toplum deneyimlerinizi de bu konuya ortak ederek yaptığınız bu çalışmada tebrik ediyorum yaklaşımlarınızda. Şimdi bazen ben 40 yıldır yaklaşık olarak bunu tartışıldı, hatta 100 yıldır tartışılıyor belki de, ama devrimcilik kavramına çok güzel bir yaklaşım getirdiniz. Devrimcilik öncülüktür ama aynı zamanda hep yıkıcılık olarak anlaşıldı. Yani bir şey yıkmazsanız devrimci kabul edilemediğiniz tartışmaların içerisinden geçti bu toplum. Oysa devrimcilik bir şeyin öncülüğünü yapmak, onu yeniden organize etmek, yoksa kurmak, kurulanın hatalarını düzeltmek. Yani aslında devrimcilik çok kapsamlı, önemli büyüklükte bir çabalar bütünü. Yani bunun tek bir parçasını... İnsan olabilmenin en önemli özelliğidir diye düşünüyorum ben. Evet, evet. İnsan olabilmek. Aynen, insan olabilmek. Bu konuyu niye bir yerel yönetimlerde devrimciliğe getirdik? Çünkü egemen bir yapıya karşı devrimci hareketler olarak hareket ettiğini düşünenler de aslında bu tanımlardan giderek uzaklaştıklarından korktuğumuz için biz yeniden bir tanım yapma ihtiyacı hissediyoruz. Yani büyük şaşalı kelimelere, şaşalı janjanlı şeylere ihtiyaç yok. Halkın içinde halkla beraber onun yararına çalışmak bence en önemli devrimcilik tanımı. Aynen. Katılıyor musunuz? Aynen, katılıyorum. Şöyle zamanında o dönemde Fikri abinin Fatsa'sında tanımlanan "ben ne yaptıysam halkımla birlikte halkım için yaptım" kelimesinin aslında bir ansiklopedi doldurabilecek kadar altını doldurulması evet, gereken bir kavram olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, hele hele bu demin girişte de siz söylediniz, işte halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik, devrimci belediyecilik, yerel yönetim, işte kamucu belediyecilik, toplumsal belediyecilik, toplumcu belediyecilik şeklinde birçok kavramı var. Evet. Yani şöyle bakarsak, yerel yönetimlere çevirirsek bu söylediklerimizi, şöyle düşünüyorum ben. Evet, deneyleyerek geldik. Toplumcu, kamusal bir yaklaşımla toplumcu bir yerel yönetim anlayışını aslında 1979 yılında, 80 yılının şeyine kadar, Temmuz'una kadar 8 aylık dönemde çok önemli bir deneyini Fatsa'da yaşadık. Daha sonra dünyada birçok örneği vardır elbette. Benim takip ettiğim kadarıyla dünyada değişik örnekleri yaşanmıştır. 90'lı yıllarda Brezilya'da yaşanan süreçler, bugün Sevilla'da, İspanya'da, Marina'da da yaşanan süreçler, kıta Avrupa'sında yaşanan küçük belediyeler veya büyük belediyelerin yaklaşımları veya Hindistan'da, Çin'de var olan uygulamalar, dünyada birçok uygulamaları vardır. Ama bugün gelinen noktada belediyecilik kavramının sadece yetmediğini düşünmekteyim ben. İnsan oğlunun aslında ortak yaşama başladığı günden bugüne kadar
bir belediyeciliği farklı kavramlarla bir ortak yaşamı örgütleme ve ortak yaşamın ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılayan organizasyonlar idi. Bu yüzyıla kadar diye düşünüyorum. Bu yüzyılda sadece dünyanın bu kadar küçüldüğü, aslında teknolojinin gelişip küçüldüğü, savaşların bu kadar lokal düzeyde insanlığın birbirini boğazlar noktasına geldiği, elbette şimdi bir İkinci Dünya Savaşı'ndaki yaşadığımız süreçte bugün yaşanan süreci kıyaslama noktasında baktığımız zaman öyle bir toplu bir insanlığın yok oluşu olmasa bile bugün dünya coğrafyasında baktığımız zaman birbirimizi boğazladığımız birçok alan var. Bu yüzyılda o zaman şöyle bakıyoruz. Erklerin de sürekli olarak tekellerde toplandığı, şirket devletlere doğru bile yönelildiği bir ortamda belediyecilik sadece ortak yaşamı örgütleyen ve ortak ihtiyaçları karşılayan bir organizasyon olarak düşünülemez diye düşünüyorum. Bir kamusal bir yaklaşımda toplumcu bir yerel yönetim anlayışını, yerinden yönetim anlayışını da benimsememiz gerektiğini ve bunun altını doldurmamız gerektiğini düşünmekteyim. Bu anlamda ülkenin değişik coğrafyalarında, değişik zamanlarda örnekleri olmuştur. Örneğin Seferihisar'daki ilk tarım ve kooperatifçilik girişimi mevcut bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Başkan'ın Seferihisar dönemindeki çalışmaları. Sevgili Maçoğlu'nun Ovacık'ta başlatmış olduğu çalışmalar. Ayhan Hocam'ın Kars'ta o dönemleri yapmaya çalıştığı çalışmalar. Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bugünkü çalışmalar. Bütün bunlar aslında baktığımız zaman bizde öncekiler Vedat Dalokaylı, Ahmet İsvanlar, hani Fikri abi söyledik. Erol Köseler. Bütün bunları şöyle tabii hepsini anmak. Osman Özgüven yani dikili, yani aslında bizim faşist darbesinden sonra yeniden bir umut ışığı doğmamış mıydı? Doğurmamış mıydı bizim evet, ülkemizde o yerel yönetim anlayışında? Kültür sanat faaliyetlerinin öne çıkarılarak bir sadece kültür sanat faaliyeti ve festival gösteren bir çalışma, daha sonraki yerel yönetim belediyecilik uygulamalarındaki örnekleri, bütün bunları şöyle bakıyorum. Yani aslında yerel yönetimlere aday olmaya karar verdiğimiz ve arkadaşlarla tartıştığımız zaman şöyle düşünüyordum. Aslında siz uzun dönemli bir stratejik planla bu işe aday olduğunuzu ben şimdi anlıyorum, değil mi? Çok uzun dönemli olmasa bile bunları konuştuğumuz için söylüyorum. Evet. Görme engelli bir yurttaşımızın büyük bir nesneyi, fili dokunduğu yerden tanımlaması gibi tanımlıyoruz aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya işte bağımsız veya işte bugünkü DEM Partisi'nin veya işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangisini düşünürsek düşünelim, bu yerel yönetimleri kendi durduğumuz noktadan doğru tarifliyoruz. Evet. Genel ilkeleri, çok makro düzeydeki ilkeler belirlenmiş oluyor ama yerel yönetimlere bakış açımız, benim doğu yakamda Cumhuriyet Halk Partili belediye var, batı yakamda Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler var. Baktığınız zaman ikisiyle de uyuşamadığım birçok şey olabiliyor. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bu geleneklerin Türkiye'de maalesef bir araya getirilerek ortak ilke ve bütünlüklü bir çalışma prensibine dönüşmeme gibi bir sorunumuz var. Hani yine evet, 78'lerde hatırlarsanız en küçük konuda bile çalıştaylar, konferanslar, tartışmalar, o üstelik de o dönemki tartışmaları zararlı diye de topluma sunarlardı. Bazen halbuki o tartışmalar bu işin bir dinamizmini yaratıyordu. Yani bir şey koymayı amaçlıyordu. Elbette polemikler bile insanı geliştiriyordu ve geliştirdikçe kontrol de ediyordu. Ortak üretim süreci doğuruyordu. Doğuruyordu. Şimdi buradan şunu soracağım ben. Ellerinde bunca imkan olan partiler, çünkü bunu öne CHP'yi koyuyorum, kendine ait bir yerel yönetim prensibi oluşturamadı. Ben geçen bir konuşmada 70'lerden geride olarak söyledim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim yaklaşımlarını, belirsizliklerini ya da buna benzer şeyleri. Ama bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile sınırlarsak haksızlık da etmiş oluruz. Hani diğer sol tavırlı yaklaşımlarda da bu tür ortamları, zeminleri oluşturmamak, hani sözdeki bu niyeti, kavramsallığı
bir şekilde bildiri haline getirememek, başka bir belediyede uygular hale getirememek gibi bir problemle karşı karşıyayız. Mesela Eskişehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen başka bir belediyecilik uyguluyor aynı partiden olmasına rağmen. Tunç Başkan başka bir şey, İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu Bey başka bir şey. Şimdi bunca zaman içerisinde ortak bir şeyde buluşup bu ilkeleri konuşmamaları, yeni toplumun önünü açacak mesajlar vermemeleri de dahil olmak üzere sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Bunu diğer gruplarda kattığımızda bu çabalar oluyor mu veya ben mi görmüyorum? Yani bu çabaların var olduğunu düşünüyorum ama bu sürecin biriktirme süreci olduğunu düşünüyorum. Bizim yani toplumcu bir yerel yönetim anlayışı açısından biriktirme sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle ki biz bugün yani ben 68 doğumluyum aslında, hani kuşak olarak hani genç biri değilim. Yaşlı biri de değilim çok diyelim. Çok genç hani gösteriyorsunuz burada. Ha, çok teşekkür ederim. Evet. Yaşlı biri de değilim. Şöyle bir bakalım, orta yaşlı bir kuşak olarak hala biz bir şeyi tariflerken 43 yıl önceki 12 Eylül'den tariflemeye çalışıyoruz. Aslında bu bizim kendi adıma, bu benim kendi tahlilim, bizim yenilmişliğimizin ve bu yenilgiliği kabul edişimizin bir, yani bir sonucu travmanın olarak. Neticesini mi yaşıyoruz diyorsun? Yani sonucu olarak görüyorum. Örneğin evet. Ben kendi yerelimden doğru bakayım. Yerel yönetimler anlayışını Türkiye'ye sol açısından değerlendirdiğimiz zaman, bunun içerisinde antifaşist ve anti-emperyalist olmaktır sıfırıncı ilke ise, onun üstünde duran sosyal demokrat anlayıştan en uç noktaya kadar giden bütün sol bir anlayış için değerlendirdiğim zaman, şöyle ki biz aslında üreten değil, daha çok tartışan ve tüketen noktaya gelmişiz. Ve dolayısıyla dolayısıyla kendi adıma söylüyorum, kendi burada deneyimlediğim ortamdan da bunu söylüyorum. Dolayısıyla bizim eğer üretenin yönetimde söz almasını, söz hakkı olmasını istiyorsak, benim anlayışımdan birinin üretmeden yol almasını savunuyorsak, orada aslında bizi yenik başladığımız dönemdir. Veya bu halka... klasik diğer politikaların da düştüğü, sağ politikaların da düştüğü hasar, yarattığı hasar bir nevi hanedanlaşmak. Tabii yani bu dünyada tek adam rejiminin veya gücün tek elde tekelleşerek toplanması ve o sermayenin çıkarlarını yönetecek zümrenin çok daralması, sermaye birikiminin belki çok az bir sayısal çoğun azınlıkta olması, bütün bunları etkiliyordur. Dünya konjonktüründeki iki kutuplu dünyanın 80'li yılların sonlarına doğru çözülüşü, 90'lı yıllardaki tamamen dağılışı, bütün bunların etkisi vardır ama yeniden üretme süreci ve biriktirme sürecinde insanlık mutlaka, ben aydınlanmacı, eşit ve özgür yaşayabileceği, adaletin hakim kılınacağı, doğanın sömürülmediği, daha az mesela zarar gördüğü ve insanların daha özgür olduğu, bilimi ve tekniği temel alarak bilimsel temellerle yaşamın örgütleneceği ne mutlaka inanıyorum. Siz onun aslında için, yerel yönetimler için değil, genel bir tanım yaptınız. Evet, yani evet. Zaten yerel başka olması mümkün değil. Şöyle bakıyorum, biz ilk geldiğimiz zaman, örneğin biz Meci kültürüyle, Meci İmece demek evet. Lazca. Sı Meci Noderi diyoruz Lazca. Ben kendim ilkokulda Türkçe öğrendim ben de. Laz kökenliyim. Bu coğrafyada Lazlar, Hemşinler, işte Gürcüler, böyle Türkler, karmaşık küçücük coğrafyada yaşıyoruz. Biz burada tartıştığımızda ve yerel yönetime ilk geldiğimizde, yani ortak çalışmaları, örneğin gençlik topluluğu kurduk biz seçim öncesi. Topluluk şeklinde, hani daha sonra meclisleşti bunlar. Kadın topluluğu kuruldu. 8 Mart 2019 tarihinde ilk meclis olma kararını, kadın meclisi olma kararını 8 Mart 2019 tarihinde sokakta yaptığı toplantıda karar verdi. Ve oradan doğru yürüdük. Çalışmayı bugün bu hal bile benim için çok resmi bir kıyafet. Sıradan halktan biriyim. Sokakta bu süreç içerisinde işçi olarak çalıştım. Taş döşedim vesaire ama bunu şuradan... Bunu başkanım Ercüment Bey, bunu çok ince bir hassas çizgide soruyorum. Ya bunu bir sembol hale getirmek için mi yaptık? Bu hayır, şu yüzden önemli.
komünist başkan da biliyorsunuz kapıları söktüm işte şey kullanmayacağım işte makam arabaları kullanmayacağım dedi. Aslında bu güçlü bir duruş yani güçlü bir net bir ifade ve bir gelenek oluşturma çabası. Her şeyi kapsamıyor ama bu nedenle sizde buna yakın bir şey de görüyorum. Ben kendi kökenimden doğru da söylüyorum. Ben ilk geldiğim zaman şunu dedim. Bir kere benim makamım olmayacak. Makam aracım olmayacak. Benim sekreterim yok. Kendi işim kendim görüyorum. Yani bir belediyenin 17 bin nüfusu olan bir belde bizim. Ve makam koltuğu ve makam masasını bir kuruma bağışladım. Yardımseverler. Çok önemli bir sembolik davranış. Evet. Kapıyı söktük. Dört Nisan tarihinde almıştık, devralmıştık. O gün kapı söküldü. Randevuyla çalışmıyorum. Bana herkes ulaşabilir. Çünkü biz başta söyle demiştik. Piramidin tepesine tırmanmak için sıradan halksınız. Yani diyelim ki seçim atmosferinde üçgenin en alt o geniş tabanındasınız. Ön seçim veya işte herhangi bir partiden aday olmaya niyetlendiğiniz bir adım öne çıktınız. Ve adaylar vardı, aday adaylarından bir adım daha öne çıktınız. Piramidi tırmanıyorsunuz. Tırmandık, piramidin tepesine çıkınca biz piramidi tersine çevireceğiz dedik. Ve aslında seçim çalışmamızın tek vaadi bu oldu. Yönetim anlayışını değiştireceğiz dedik. Kimseye iş vesaire şey yapmadık, dağıtmadık. Söz vermediniz. Evet. Dedik ki biz işte seçildik, belediye başkanı olunca o üçgenin tepesinde duran belediye başkanı ters çevrilince Fındıklı'nın yükünü taşıyabilecek cesarette olacak. Onun üstünde Fındıklı Meclisi, belediye meclisi yer alacak. Onun üstünde yerel meclisler, halk meclislerimiz en üstte de Fındıklı halkı olacak. Eğer bu yükü taşımaya varsanız meclis üyelerimizle de bunu konuşmuştuk. Biz makam için filan değil. O zaman bu derece yerel yönetimlerde içli dışlı değildim. Şimdi tabii ki 5 yıllık bir deneyim vermiş olduğu bir yaklaşımda. Aslında rant yönetiyoruz. Evet, net bir şekilde rant yönetiyorsunuz. Evet. Rant yönetiyoruz. Küçük bir imzanız ya da meclisin aldığı küçük bir tabii, karar birini zengin edip birine bir katkı sağlayacak bir durum. Aynen öyle. Dolayısıyla belediye başkanları insan asamaz para basamaz derim ben. Evet. Geri kalan her türlü şeyi yapabiliyor. Yetki öyle. Yani orada da bir tek adam veya bir yetkililerin bir merkezde toplanması. 5393 sayılı yasanın külliyen değişmesi gerektiğini düşünenlerden biriyim. Evet. Doğru değil bu yasa. Yani o ülke veya yüzyılımızla denk düşen bir yönetim anlayışı olduğu için bunu değiştirmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bakıyorum ben. O zaman da söylemiştim yani yola çıkarken de işte piramidin tersine çevirip üreterek yönetimde söz sahibi olacak Fındıklı halkı. Benim kapımda şey yazar, belediye kapısı söz yetki karar Fındıklı halkınındır yazar. Ve Meci imece dedik işte ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. İşte bütün bunlardan geliyorsunuz, bir TUMOP geleneğiniz var, bir siyasal geçmişiniz var, siyasi geleneğiniz var. Nasıl yürüteceğimizi düşünürken işte kelimeleri kağıda döktük ve Meci deklarasyonu bildirisini ortaya çıkardık. O Meci deklarasyonuyla bugün yapıyoruz. Meci karşılık beklemeden insanın insanlığa hizmet etmesi duasına ve diğer canlılara zarar vermeden insanın insanlığa hizmet etmesidir şeklinde tarifledik. Aslında bizim toplumsal geleneğimizin de en önemli parçasıdır. Yani tabii köylerimizden başlayarak. Tabii Anadolu'nun var aslında evet. Bu dayanışma ruhu. Evet. Atasözlerimizde yok mu? Komşunu açken sen tok yatma. Ne demek? Komşu bu, komşunun külüne muhtaçtır. Külüne muhtaçtır gibi. Yani Anadolu'nun bütün coğrafyasında var. Biz bunu sadece kamusallaştırdık ve toplumsal olan biçimiyle değerlendirdik. Metehan hocamız da bunu doktora tezi yaptı ve Meci diye doktora teziyle kitaplaştırdık biz de bunu. Onun tanımıyla aslında bu dayanışma karşılık bekleyerek örneğin bir tarım arazisini ekerken ben sizin tarım arazisine gelip yardım ettiysem ertesi gün veya bir hafta sonra siz benimkine geliyordunuz. Bu çalışmayı yapıyorduk. Yani bu biraz da şey ilişkisi vardı burada kendi ekonomik ve aile hane halkına veya çıkar ilişkisi diyebiliriz tırnak içerisinde
de vardı. Biz bunu tersine çevirdik. Bir mahallede, bir sokakta bir iyileştirme yapacaksak o mahallenin ve sokağın sakinleriyle birlikte ne yapmamız gerektiğine karar verdik ve birlikte ürettik orada. Birlikte üreterek bu işi yaptık. Yoksul bir belediyeydik. O anlamda da şöyle düşündük. Biz bu MECİ ile işte dayanışma ruhuyla ihalesiz belediye olacağız dedik ve ihale bizde yapım işlerinde ihale yok. Sıfır ihaleyle geldik bugüne kadar. Yani mal alımları falan olmuştur. Çimentoyu üretemiyoruz elbette. Çimento alacaksınız. Ama bütün sokaklarımızı engelsiz yani sıfır kaldırım yaptık. Engelsiz kent olalım diye. Kaldırımları böylece araç park etmesin diye. Para yok. Bir sürü para vereceksin. Onunla bile para yok. Ne yaptık? Kendi bordürümüzü dökmeye başladık. Kendi taşımızı dökmeye başladık. Klasik dayanışma ruhuyla birlikte yürüttük. Örneğin biz ihale etsek bir kilometre yol yapacaktık belki. İhale etmeden oradaki esnafı ve vatandaşı katarak birlikte imece usulü aynı zamanda hem eğlenerek hem dayanışma ruhumuzu geliştirerek 3 kilometre yol yaptık. Yani bu dayanışma, ha burada da şöyle bir şey yaptık. Ben haftanın bir günü belediye işçisi olarak çalıştım. Çünkü öncüsünün bu işin içinde olmadığı, komutan rolü oynadığı bir imece çalışmasının yürümeyeceğini biliyoruz. Tabii biliyorduk, baştan beri biliyorduk. Bu alanda tarım, eğitim, işte kent estetiği, yani birikimlerimizi mühendislik formasyonumuzla birlikte dostlarımızla dayanışma içerisinde yer alarak yani oradan çalışmaları yürüttük. Oradaki bilgi birikimini Fındıklı'ya aktarmaya çalıştık. Tabii burada şöyle bir şey de var. Küçücük belediyesiniz. Bu dayanışmanın başka türlü örneği var. Örnekleri de olması gerekiyor. Olanaklarınız yok. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bir bankı bile biz üstünde İzmir Büyükşehir Belediyesi yazmasını istedik. Neden? Çünkü bu bir dayanışma. Hani yakın zamanda da söyleniyor, biz yoksak doğalgaz da yok, biz yoksak hizmet de yok diyen, tek elde tutan o monarşik bir yapıya karşı tam da dayanışma bir ruhunu geliştirip İzmir'inden Fındıklısını buluşturabilecek, Surucu'ndan Edirne'deki mesela Dede Ağacı buluşturabilecek bir yani, anlayışı geliştirmek. Bu MECİ gerekiyor. Ya da İMECE'yi toplumun bütününe yaygın kılacak bir şey çaba içerisinde. Şimdi burada bir şeye farkı soracağım ben. Şimdi İstanbul Belediyesi'nin vaatleri şu kadar kişiye 10'ar bin lira, bu kadar kişiye 4'er bin lira, kadına şu kadar, yaşlıya bu kadar. Anormal şekilde toplumun parasını, vergilerini bir yardım endüstrisine, ekonomisine çevirecek girişimlerde bulunuyorlar. Bu anlamda bu Fındıklı Belediyesi'ne yapılan şey yardım yerine üretim mi esaslı bir çaba mı? Bunun ikisini birbirine karşılaştırabilir miyiz? Mesela sizin böyle hedefleriniz oluyor mu? Şimdi bunu anlamak yani için, şöyle anlamak için soruyorum. Bir yerde bir yanlış var bu Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediyelerin vaatlerinde. Yani bu yanlışı bulmak istiyorum. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece yerel yönetimleriyle olan bir şey değil. Toplum zaten seçim süreçleri ve sonrasındaki sosyal yardım alan kişilerin sayısına baktığınız zaman korkunç bir noktaya, üretmeden aslında bir yaşamın sürdürülmesi noktasına geldi. Örneğin bizde Sosyal Yardım Vakfı var kaymakamlık bünyesinde. Devletin ayırdığı bir bütçe var, buraya geliyor ve bu bütçeden bizde o kurulun üyesiyiz, dönem dönem giderim, sizin ekranınıza yansıtıyorlar, işte şu kişi başvurmuş, işte para verilsin mi verilmesin mi, yani oradan para dağıtılıyor bir şekilde sürekli. Hani bu başka tür bir ilişkiye dönüşmüş bütünüyle. Ben bunu, hani bu çok doğru bulmuyorum. Üretim ilişkisinin kendisinden doğru yürütmek lazım. Şöyle ki, yani İstanbul artık hani bir ülke noktasına geldi. Yani içme suyu sadece o sorunu bile çözmek büyük bir problem, şeydir. Evrimdir yani. Korkunç bir iştir baktığınız zaman. Şimdi bütün bunları planlayacak olan, bir de şöyle düşünün. Yetki tek bir elde değil. Belediye Fındıklı'da bile, küçücük bir belediyede bile birçok kurumla yani sizi sarmalamışlar. İşte onun için toplumcu bir bakış açısıyla toplumcu bir yerel yönetim tarifini etmemiz gerekiyor. Bunu biraz yerel zorlaştırmak, dayatmak ve bunun üzerinden ilerlemek gerekiyor.
Kesinlikle bunun üzerinden ilerlemek gerekiyor. Ha, orada yardımlar aslında istihdamla, yani o da yapılıyor, istihdamla ve ya hani halkının üreterek yaşamını sürdürmesine dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde orada yani çok kontrol edemeyeceğimiz suistimaller de, ölçümlerin de çok net olmayacağı noktaya gelebilir. İstanbul ölçeğinde veya Ankara ölçeğinde veya İzmir ölçeğinde, Mersin ölçeğinde, ne bileyim Konya ölçeğinde bunu yorumlayabilmem mümkün değil, ama kendi ölçeğimizde yaptığımız bir şeyi söyleyeyim. Bu yardımlardan ziyade ne yapıyorsunuz diye bize sordukları zaman, hatta genel merkezimizin belediye gazetesi bize sorduğu zaman, bizim dönemimizde 60 küsür kişiydik. 30 küsür emekliliğe gelen arkadaşlara dedim ki, rica ettim arkadaşlar emekli olun. Bu yerel yönetici için çok ciddi bir yüktür. Aslında yatırım yapacağınız şeyi onların haklarını ödeyerek geçiriyorsunuz. Dolayısıyla 30 küsür arkadaşımız emekli oldu. Biz şu anda 130 kişilik aileyiz. 103 gencimize iş verdik. Ne yaparak? İhale yapmayarak. İşte sosyal tesisler açtık, ortak alanlar, üretim alanları oluşturduk, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak, kamunun olan şeyleri hiç özelleştirmedik ve özelleştirmeye karşıyız. Örneğin biz yapmış olduğumuz bütün kafeterya, restoran açtık, işte beton santrali kurduk, ister istemez bize ne asfalt ne şeyi verdikleri zaman orada çalışan gençlerimizi istihdam ettik. Ne yaptık? Aynı zamanda kendi işimizi kendimiz yapacağız dediğimiz zaman yol yapımı için ihtiyaç duyduğumuz kardeşlerimizi istihdam ettik. Dolayısıyla hani yardımdan ziyade buradan doğru düşünüyorum. Tabii ki belediyeler işsizlik sorununu çözecek kurumlar değildir. Bu işsizlik kapitalizmin kendi özgül şeyinde de vardır. İşsizlik mutlaka olması lazım. Onun işsizliğin çözümü, mutlak bir çözümü yoktur orada. Ama oradan doğru da düşünmüyorum, ama bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Toplumcu, kamucu bir bakış açısıyla toplumcu bir yerel yönetimin temel ilkelerinin tanımlanması lazım. Bu yüzyılda da şöyle ki, içinde yaşadığımız şeyde demin söyledim, yani bütün sol kesimler için, işte örneğin Fındıklı'da, Fındıklı Belediyesi'nde bu çalışmalar var, meclislerimiz var, mahalle meclislerimiz var. Şimdi yeni bir yönetim anlayışı vaadinde bulunduk bu seçimde. Anlatırım onu da Lütfen. gerekirse. Ama şöyle ki, normal felsefi düşüncemiz, inandığımız şey sosyalist çizgi olmasına rağmen mahalle meclisinde yer almıyoruz, üretmiyoruz. Ama siz de benim düşünün ki politik olarak ayrıştığımızı, ayrı düşündüğümüzü düşünelim. Somut bir iş var Fındıklı'da yapılması gereken, caddenin iyileştirilmesi ve o halkın ona katılması, katılım sağlanarak yapılması. Evet. Kamucu bir yaklaşımda kamunun kaynaklarının talan O işin edilmeden çözülmesi, evet. halk için kullanılması. Şimdi buradaki ayrımımız ne olursa olsun iş belli değil mi? İş belli, bunun yapılması lazım. Ayrım noktasından doğru birbirimize o üretim süreci içerisinde yer almamamız aslında bizi toplumun dışına itmekte. Bugün geldiğimiz noktada Fındıklı'da mesela ben bunu görüyorum. Bizim gerçekten biriktirme süreci olarak onun için değerlendiriyorum. Gençlerimiz de bizler de uzaklaştık üretimden. Şey soracağım Ercüment Üretim Beyciğim, bu içerisinde. üretim süreçlerine, mahalle meclislerine ya da meclislere verimli halde katılım oluyor mu, sonuçlar alınıyor mu? Bir de Türkiye'nin başka yerlerinden merak ya da başka nedenlerle gelenler ve de bu imece veya da başka şeylerde bulunmaya çalışanlar oluyor mu? Şöyle bir öz eleştiri yapayım onda o noktada. Yani bunu anlatırken dışarıdan gerçekten Fındıklı'ya dair çok pozitif yaklaşımlar ve duygular hissedilmiş oluyor. Ama ne yazık ki 2019 yılında başlamış olduğumuz o heyecan zamanla neye döndü? Ya başkan, biz sana yetkiyi verdik. Yap, sen yapıyorsun zaten Aslında adını ya. eşyanın Yani o tabiatına aykırı yetkiyi bir verdik. sonuca ulaştı. Amaca aykırı bir Aynen sonuç. aynen yabancılaşıyoruz. Çünkü gerçekten yabancılaşmaya başladık. Telefona indirgenen okuma, yani Twitter'ı bile, Twitter mesajı en küçük mesajlar olduğu için Evet. söylerim onun. En kısa mesajı bile okumayı tercih etmeyen, sadece izleyen bir topluluk haline dönmeye başladık. Biz de benzeşmeye başladık. Polemik yapmak onun için bizi geliştirir Evet. aslında. Ne yazık ki bu sürecin kendisini
çok fazla örgütleyebildiğimiz ve yukarıya doğru taşıyabildiğimizi düşünmüyorum. Bu iş örgüt işidir. Örgütten de korkar olduk ya, 12 Eylül korkuttu. Hayır. Hangi, nasıl Cumhuriyet Halk Partisi bir örgütse örgüt gibi davranmalı. Hangi örgütsel yapı içerisindeyse örgütsel bir ilişki içerisinde girerek halka dokunan, onun hamisi olan değil. Demin girişte de sizin de ifade ettiğiniz gibi değil. Yani aslında halkıyla birlikte olan, ben bana bazen kravat takmadığım için eleştiri gelmişti. Birçok insan da sen bizden birisin dedi. Hani sokakta, çünkü mesela Aydın Boysan sosyal tesisleri inşa ettik. Belediye meclis üyeleriyle biz demir bağladık. Neyi yaptık? Taş tuğla dizdik. Tuğla dizdik. Ne yaptık? Bir bahçeyi yeniledik. O bahçede gerçekten fiili olarak çalıştık. Bütün bunları halkla birlikte yapınca halkınız da geliyor. Birçok imece örnekleri var. Örneğin sokak hayvanları ve nadayı, can dostlarımıza dair bir rehabilitasyon merkezi kuralım. Paramız yok. Ne yapalım, ne yapalım? De aradım işte abi, Osman abi, yani tanıdık hemşerimiz, iş insanı vesaire. Sarılıyorsun. Osman abi direkt söyleyeceğim. Osman Terzi diye bir abimiz vardı Adana'da. Dedi ki ben sana para vermeyeyim dedi. Çay tarlasını vereyim. O çayı toplayın. Geliri sizin olsun dedim. Tamam dedim abi, bayıldım evet, ya, hemen. Körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz ya. Allah, evet. Hemen bayıldım. Dedim ki onu şöyle bir noktaya dönüştüm. Sana o bize verdi, biz ürettik. Oranın gübresini atacaktık. Pazar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın bir arkadaş. Pazar Ziraat Odası Başkanı kendi olanaklarıyla, odadan doğru değil, benim katkım olsun dedi. Oraya gübre verdi. Fındıklı Ziraat Odası'ndaki arkadaşımız, hadi bizim arkadaşımız diyelim. O zaten destek verdi. Biz de ne yaptık? Çağrı yaptık. Çayı toplayacağız. Toplamaya para vermeyelim dedik. Halka çağrı yaptık. Meci'miz var dedik. Meci'yi, burada elde ettiğimiz geliri ne yapacağız? Sokak hayvanları, can dostlarımıza mekan yapacağız. Rehabilitasyon merkezi. Ve çay topladık. Yeğenim İngiltere'deydi. O yaz gelmişti. Belki bir daha öyle bir ortam yaşayamayacak buradaki gençler. Orada düşünün, iki gün 100-150'ye yakın Fındıklı yurttaşı, genci, yaşlısı, kimi kadınlarımız yemek yaptı. Sanatçılar katıldı ikinci şeyde. Yöre sanatçılarımız destek verdi. Ve biz oradan elde ettiğimiz paranın bir kısmıyla ne yaptık? Tesis yaptık sokak hayvanlarına. Biz ilk seçildiğimiz zaman, örneğin o zaman da söylemiştik, ilk seçildiğimiz gün bize çiçek göndermeyin, çiçekler solacak, onun için çocuklarımıza burs için şey yapın. Yine çiçek geldi. Ya ne yapalım bu çiçekleri dedik. Mezat oluşturduk. Belediyenin önüne dizdik. Öğrencilerimiz için burs vereceğiz dedik. O zaman hatırlıyorum 10.700 küsür lira mı, 10.400 küsür lira, 10.000 lira civarında şey yapmıştık. Sanırsam evet, gelir elde ettik ve oradan bursa başladık. Bugün bir vakıfımız var. Vakıf aracılığıyla 598 üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Evet. Yani. Ya bunlar, yani o noktaya evet, giden, başlangıcı küçük çabalar gibi görülüyor ama o dalga dalga etkisini ve sabrı ve samimiyeti sürdürdükçe ileri giden modellere dönüşebiliyor. Bunu da uygulamak için işte aslında küçük bir yerden başlamak lazım. Yani ben işte Fatih Maçoğlu kardeşimiz Tunceli önce, ardından İstanbul Kadıköy. Ya ovacıkları çoğaltmak lazımdı. İşte Fatsa'ları çoğaltmak lazımdı. Sonra başka örneklere dönüşebilir. Bir anda, bu birkaç sene içerisinde olan bir şey değil. Buna küçük bir örnek olmaz zaten. O zaman diyalektiğe evet, aykırı davranıyor. Küçük bir örnek de Tunç Bey için vereyim. İşte Seferihisar örneğini bir gıptayla izliyorduk. Ben her zaman yakından evet, takip ediyorum bu çözümleri. Köy ya da kooperatif çözümlerini, tohum ya da üretimle ilgili şeyleri. Ama işte Tunç Bey'in Seferihisar'dan sonra İzmir'e monte olması, oradaki başarı olarak gören, baş döndüren şeyleri İzmir'de belki katlarıyla büyük yaptı ama İzmir'in büyüklüğü altında küçük bir şey. Yuttu. İzmir yuttu o fikri. Görürüz. Şimdi evet, ben o nedenle
bu devrimci arkadaşlara diyorum ki partisi önemli değil. Her partiden devrimci insan olabilir. Bu devrimci arkadaşlara diyorum ki yolları çabuk almayın. Yani bir yerde 3-5 dönem yerinize yeni insanlar, oradaki hani siz dediniz ya örgütlenmekten korkmayın diye, meşru örgütlenmeler halinde o bölgeyi tam örgütlemeden oradan gidemezsiniz. O zaman bir anlamı kalmıyor çünkü. Yani gelenek haline gelmediği zaman sorun haline dönüşüyor. Şimdi bizi terzi fikrinin bizde gelenek haline dönüşmesinin nedeni o 12 Eylül'deki uğradı baskı nedeniyledir. O aslında evet. Bizim araya giriyorum. Bizim biz de şöyle interaktif olmuş oldum. Biz de şeye yenik düşüyoruz. Bireylerin iktidarını değil, anlayışın iktidarını kırmak lazım. Burada yaşayan, evet. Doğru olan bu. Biz bireyler ercümenti buradan çektiğin zaman anlayış çökecekse bu yanlış. Evet. Başkanım işte, size biz tüm yetkiyi verdik, yapın deniyorsa hala bir başarısızlık evet. Var. Evet, kesinlikle onu diyorum. Onun için anlayışın iktidarını, yani aslında terzi fikri ve Fatsa modeli bir anlayıştı. Bu anlayışın iktidarını kılmak lazım. Doğrusu odur. Evet, Fikri abiyle modelleşmiştir. Fikri abiyle simgeleşmiştir. Veya Seferihisar Tunç Başkan'la, Ovacık Maçoğlu'yla, Fatih Maçoğlu'yla simgeleşmiş olabilir. Veya Vedat Dalokay dediğimiz zaman Ankara gerçeğini. Ama Vedat Dalokay'ın mirasını sürdürebilecek bir anlayışı iktidar kılmamız gerekiyor evet. Bizim. İşte ben öyle bak. Konuşmada bunu sormaya çalıştım. Türkiye'de oldukça başarılı olan bu örneklerin bir sonraki evreye evrilememesi, daha büyük toplumsal dönüşümlere yol açamamasının nedeni o sizin de bahsettiğiniz hastalık. Tek adama yönetim şeylerini devretmek ve sistemin de bununla çok çabuk adapte olması. Bakın o belediyecilikten bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten kan kaybediyor. Yerel yönetim anlayışı bağlamını kaybediyor. Şimdi şuradaki saydığımız şeyleri belki hangi CHP'liyle konuşsak harika örnekler diyecektir. Ama CHP'nin toplamında ellerindeki o kadar ekonomik evet. Boyutuna rağmen böyle bir örneği oluşturmamış olması garip geliyor bana. Ben Cumhuriyet Halk Partili belediyeyim diyorum ama belki yan komşum beni sevmiyor olabilir, yani bilemiyorum. Bir izleyemiyorum. Ya ben bu konuşmayı olabilir. Sizinle mesela... Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi gibi yapmıyorum zaten. Tabii yok ben evet. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hapsetmek evet. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'yi yergip bir değil, başka yok. Yeri yapmak bütünüyle biz bir arayış içerisindeyiz aslında. Cumhuriyet Halk Partisi veya solun bütün şeyle biz emekten, özgürlükten, eşitlikten ve adaletten yanaysak biz daha iyisini yakalayabilecek bir arayış içerisinde olduğumuzu vurgulayarak bunu yapmak lazım. Ve şöyle, yani bizim yaşam felsefemizde ben demin bahsettim. Biz aslında rant yönetiyoruz baktığınız zaman. Ne rantı? Ülkenin de ayakta durduğunu ifade eden inşaat sektörüyle birlikte kent rantını yönetiyoruz. Bu rantı nasıl yönettiniz ve nasıl bu rantı kamusal, yani bir artı değer, yani artı değer mi demek evet. Lazım? Elde edilen artı değerin nereye hizmet ettiğinin önemi var. Örneğin bir sosyal tesis kurdunuz ve o sosyal tesisin sadece kamucu bakışımda ekonomik olarak elbette ki diğer sosyal tesislere göre daha ekonomik olması gerektiğini savunurken ama şöyle bir mantıkla bunun yapılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet, bütün şeyini ona kaynağını ayırırsın. Oradaki personelin ücretini de belki iyi verebilirsin ama zarar eden, yani sübvanse etmek zarar değil bu söylediğimiz sene. Evet, evet sübvanse etmek değil. Oranın kurtarılabilecek, kurtarabilecek bir rakamı, gelir getirici şeyi oluşturup aslında toplumsal faydaya dönüştürebilecek bir ilişkinin kendisini çıkarmak lazım. Üretimle birlikte çıkarmak gerekiyor. Biz oluşturduğumuz zaman şimdi şöyle söyleyeyim. Biz ısrarla halk toplantıları yaptık. Yani bütün meclisimiz zaten açık olmakla birlikte benim kadar siz gelseniz meclise söz hakkınız vardır. Sadece bizim yerel belediye meclisi yerelden gelen kent konseyi gündemi, kent konseyini kurmuştuk biz halk meclislerinden sonra. Onun gündemi mutlaka görüşülür her mecliste. Ben kent birinci konseylerine nasıl baktığınızı da soracaktım ama buraya geçmeden bir tık bir iki yorum var. Onları kent konseylerine farklı bakıyorum, tamam, konuşuruz. Tamam, şimdi ona da el atalım.
Ahmet Kalaycı kardeşim iyi yayınlar ve size konunuza başarılar demiş. Fındıklı Belediye Başkanı'nı hep merak etmişimdir. Güzel bir şey yapmışız demek ki. Keyifle dinliyorum. Güzel yayıncılık yapıyorsun demiş. Teşekkür ediyorum ben de Ahmet kardeşimize. Uğur Gündoğan, güzel abim, heyecanla izliyorum demiş. Erdem Akçimşek, başarılar dilerim sevgili yoldaş demiş. Bir de Yücel Yıldırımkaya kardeşimiz, kamu kurumları tarafından belediye çalışmalarınız nasıl karşılandı? Destek aldınız mı kamu kurumlarından? Bu soruyla beraber kent konseyi kavramına geçiş yapalım. Kent konseyleri biliyorsunuz tamam, belli bir yere... Şöyle, evet, kamu, kamu kurumları ile ilgili aslında tabii böyle bizim biraz daha zorluğumuz şu oldu. Rize'desiniz. Kimisine göre reisin, kimisine göre işte Cumhurbaşkanı'nın memleketindesiniz. Ve bugüne kadar onun döneminde, 20 yıllık dönemde ilk kez Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak biz çıktık. Kraldan çok kralcılar var ve bütün kurumlarda böyle bir kapı. Düşünün, kapı örülmeye başlandım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bize gönderilen sigaralık ve şey... Hastanemiz istedi. Biz ışıklandırma vesaire bir sürü sağlık. Kime hizmet ediyor hastanemiz? Fındıklı Halk. Ne gerekecek? Gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz ki. Yerel yönetimlerin de görevi. Aslında hastaneler, eğitim kurumları, bunlar asıl yerel yönetimlerin bünyesinde, ona göre vergi ayrılmalı. Açık söylüyorum. Biz yatırımlar yaptık. Oraya koyduk bunları. Bir baktık ilçe başkanının talimatıyla kaldırılmış. Niçin kaldırıldı diye sorduğum zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi yazıyor diye. Gavur İzmir ya birilerine göre. Ya Konya yazsa ne yazar yani? Halka hizmet veriyoruz ya. Sigaralık veya çöp konteyneri. Yani zihin bu. Yani anlatmak için söylüyorum. Veya kurumlarla ilgili biz hani kötü komşu bizi mal sahibi öyle yaptı. Biraz da zorladı şeyi yaptık. Örneğin şey yok, asfalt yok. Çok yeni yeni almaya başladık. Bize dair bütün yatırımlara dair sıkıntılar olunca bizim bu meci kültürüyle gelişti. Örneğin yine bir örnek vererek yapayım. O sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi için Orman Bakanlığı'ndan bir dağda bir arazi istedik. Kentin dışında vatandaşı da rahatsız etmeyecek 5 dönüm arazi talebinde bulunduk. 2019 yılında başvurduğumuz şeyin 21 yılında 97.500 lira kirayla satsa tutmuyor o rakam. Orman Bakanlığı satsa o rakam tutmuyor. Sonra biz 8 dönüm arazi kiraladık yurttaşımızdan 12.000 liraya. Düşünün şimdi aradaki bu, farkı. Bunu çok yani, iyi anlatmamız lazım topluma. Yani Orman Bakanlığı'nın görevi evet, bu değil ya. Değil. Veya bizim belediye binasında bunun yanında 259 yıllık camimiz var. Taş cami. İki şey söyleyeceğim onunla ilgili. Biz geldiğimiz kışın çok kış yaptı ve orada abdest alan bir amcamızı görünce sıcak su bağlatalım dedik. Hemen bir çalışma yaptık ve 4784 lira hiç unutmuyorum. Maliyetle sıcak su akıttık şadırvana. İnanılmaz bir şey bu ya. Bunu ilk kez duyuyorum ama. Erhan Karadağ da bununla ilgili yayın yapmıştı. Sevgili Erhan'ımı anmak isterim. Bunu bağlattık. Cuma namazında cami imamı teşekkür etti bize. Cami imamının başına ne geldi dersiniz? Çağrılarak azar. Sen nasıl teşekkür edersin? İşte yani kurumlarla ilişkiyi anlatmak için. Veya bu 249 yıllık, 259 yıllık camimizin olduğu bölgede bizim belediye binamız boşaltılmış bir yurt binası. Orası da özel idareye ait. Dedik ki bizim binamız zaten eskisiz, yurt binası da eski, boşaltıldı ve atıl durumda. Bize tahsisini yapın, biz binamızı yıkalım. Buranın kentin bir kimliği olsun, kent meydanı oluşturalım ki Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesi evet, var. Kent meydanları ilgili konusunda değil mi? Kent meydanları oluşturun diye. Dedik ki biz bunu bize tahsis edin. Biz burada caminin minhasını geçmeyecek iki katlı yine taş ona uygun bir hizmet binası yapalım imece usulü ve burası kent meydanı olsun ve 259 yıllık camiyle anılan bir kimlik oluşsun, Fındıklı kimliği dedik. Efendim bize vermediler. Bir yıl sonra milli eğitim öğretmen evine, milli eğitime bağlı öğretmen evi başvuru yaptırdılar ve ona tahsis ettiler. Sanki
otel kuracak. Milli eğitim, milli eğitim mi, eğitimle mi ilgileniyor? Turizm işletmesi mi? Düşünün. Evet. Bize vermemek için. Vay efendim bunu niye düşündüler diye soruyorlar, söylüyorlar. Ve şimdi diyorlar ki, geçenlerde bir vekil geldi. Seçim arifesindeyiz. Kent meydanı yapacağız. Yapacağımız kent meydanını yıllardır engelliyorsunuz. Niye? Bunu Cumhuriyet Halk Partili veya işte daha onlara göre... Kendilerinin dışında bir partinin yapması. Kendilerine göre ateist, komünist biri bunu nasıl düşünüyor? Resmen böyle şey yapıyorlar. Yani davranıyorlar. Veya birçok, yani bunun inanılmaz örneklerini sayabilirim. Aslında bunları yazılı hale getirip kitaplaştırmak evet, lazım. Olumsuz örnekleri de çok buradan sayıp başka bir duygu yaratmayalım. Ben sizin olumlu çabalarınızın evet, daha evet, örnek olduğunu... Konseylerine evet, döneceğim evet. Ben. Ama şu var. Devlet halkın devletidir. Bu anlamda yerel yönetimlerde devletin organlarıdır. Meşru seçimle gelmiş yönetimleridir. O nedenle devlet kurumlarının, bakanlıkların evet, bu şekilde lazım yaklaşmamalarını diliyoruz. Düzenleyici olması ve denetleyici evet, olması gerekir. Yanlış yaptığınız yerden. Ben dönem dönem koordinasyonuna gittiğim zaman ben Acara Cumhuriyeti'ne bağlı değilim diyorum. Rizeli, Türkiye Cumhuriyeti Rizeli Fındıklı İlçesi Belediye Başkanıyım diye valiliğimin önünde ifade etmiş evet, biriyim bu anlamda. Dolayısıyla ötekileştirmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden, ki bizim felsefemizde olmaz, ötekileştirmeden, hizmette de böyle olmak zorundasınız. Devlet organize bizi ötekileştirmemesi lazım, düzenleyici. Bizim de hizmette bu CHP'li, bu AKP'li bir tam şey. Tam bunu soracaktım kent konseyine geçmeden. Biz genelde, ben kişisel söyleyeyim bunu, sol tavırda bu güzel lafları ettikten sonra o AKP'li, o çarşaflı, o şuylu, o buylu diyerek özel bir özelleştirme, ötekileştirme kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunu yapmayanları da onlarla işbirliği yapmakla suçlayan acayip çok evet, kötü bir tavır içer. Bunu nasıl aştınız ya da bunu aşabiliyor musunuz? Ya şöyle bireysel olarak açmış söyleyebilirim ama geçen gün bir İmam Hatip Lisesi'ni, Anadolu Lisesi'ni ziyaretimde bir hocamın söylediği şey aslında bizim toplumsal olarak yaşadığımız travmayı ifade etti ve üzüldüm. Dedi ki hocam biz İmam Hatip'iz diye ötekileştiriliyoruz dedi. İmam Hatip normal lise birçok şeyi, yani Cumhuriyet değerlerinden tutun yine bilimi temel alırız, şeyi yaparız dendi ama biz İmam Hatip Lisesi adı geçtiği için biz 1-0 yenik başlıyoruz. Yani kelime bu olmasa bile bunu ifade eden bir kavram söyledi ki çok doğru bir şey söyledi. Yani öbür taraftan da siyasal İslam'ın bir baskılanması ve ötekileştirme, kendinden olmayanlara evet, dair bir baskılanması var. Yani toplumu kutuplaştırarak yönetim anlayışı hakim kılınmış. Biz onu şöyle kırdık. İşte demin bahsettiğim gibi bir belediye beni sokakta yakalayabiliyorlar. Benle randevusuz görüşebiliyorlar. Beni bisiklet kullanırken makam aracı olmadan gezen biri olarak, kendilerinden biri olarak görüyorlar. Kravat takıp yanında korumalarla gezen değil, kendinden biri olarak gören birileri görüyorlar. Kavga eden, kavgaysa kavgasını da eden böyle bir... Bazen diyorlar ki belediye başkanısın sen, kavga etmesin yüksek ses. Ben insanım, benim duygularım var ya, yüksek sesle de konuşurum, kavga da ederim. Yanlış yaptığımda özür dilerim. Bunun doğrumu sonuna kadar vazgeçebiliriz ki? Hiçbirimiz vazgeçemezsek ben belediye başkanıyım diye beni bir fanusun içine koyamazsınız diyorum zaten. Yani hatalarımla insanım çünkü ben de. Dolayısıyla tam anlamıyla kırdığımızı söylemesek bile Fındıklı'da geçen yine yani örnek vererek söyleyeyim, bir arkadaşım şey dedi, farkında mısın dedi, uzun zamandır hiç kavga görmüyoruz burada dedi, bir huzur kenti olmaya başladık. Hani bunu duyan da hemen yarın belki ortalığı karıştırtmasın. Yani şeye davetiye çıkarmayalım. Ama o dışarıdan fişteklemeyle kolaylıkla olabilecek şey değil. Dönüşüm bir yerde tamamlandığında da oraya gelindiğinde olmuyor. Yani onun evet, için şöyle tabii kültür sanata çok önem verdik. Onu o konuyu evet, isterseniz kent sonradan söylerim. Sonra onun kent o konuda soracaklarım var. Kent konseylerine bireysel yaklaşımım. Dünyada kapitalizmin kendisini sürdürmek için aslında bu toplumcu halkın kendi yönetimini oluşturmanın araçlarını ortadan kaldırmak ve kendini sürdürebilmek için diğerini tehlike gördüğü halkın kendi iktidarını kurması. Ona karşı kendini... bir model mi geliştirmiş? Ben öyle değerlendiriyorum. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü hele hele bizim ülkemizdekiler çok daha vahimi.
kent konseyleri, belediye başkanlarının ve belediye örgütünün orada yönetimde kimse onun bir yan kuruluşu gibi kuruluş. Çünkü sekreteri siz atıyorsunuz. Oradaki ilişkiler oradan doğru. Eğer evet, yetki sizde, bütçe siz ayırıyorsunuz. Kesinlikle çok sağlıklı işlemiyor. Ama bunun sağlıklı işlememesinin nedeni de bizim siyasal sistemimizden de kaynaklanıyor. Elbette ki kıta Avrupa'sında ve emperyal ülkelerin kendisinde, gelişmiş ülkelerin kendisinde bu biraz daha demokratik, biraz daha yerelde demokrasiyi yerleştirdiği için yerelden doğru yukarıya katılım sürecini katmaya çalışan, katılım sürecini doğru işletmeye çalışan bir mekanizma şeklinde. Ama halkın kendini gerçekten iktidar kültünü, başkanlık kültünü yıkabilecek ve aslında yöneten yönetilen ikilemini ortadan kaldıracak mekanizmaların tamamını kapitalizm kaldırmaz. Kaldırmak da istemez. Nerede bir tehlike ama görmüşse ona karşı bir model üretiyor. Toplumsal baskıyı yapacak, burada yükselecek bir baskıyı baskılandıracak, yükselecek bir ivmeyi baskılandıracak bir araç olarak tasarlandığını. Ama demokratik mi? Evet, bizim gibi ülkelerde düşündüğün zaman çok çok demokratik. Ama içine baktığınız zaman Fındıklı'da kent konseyini kurup da bütün bütçesini, bütün yetkisini bana bırakırsanız belediye başkanı yine oradan doğru yürümez. Onun için biz yerel halk meclisleri kurmuştuk. Kent konseyi yapısında da eksikliklerimiz oldu. Orada internet sitenizde de linki boş zaten kent konseyinin. Evet, şöyle içinde orada da sorunlar oldu kendi adımıza da. Bu sorunlar hem kent konseyleri örgütlenmesinde zorunlu olmamakla birlikte hem de yerel belediyenin işleyişinde kaymakamla çatışma noktasına geldik. Biz halk meclisleri noktasında kayyum iddialarıyla Temmuz 2001 yılıydı herhalde. 2021. Bizim 21 yılında kurduk. Biz şöyle ki yerel halk meclislerimiz vardı. Bu halk meclisleri paralel devlet gibi algılandı. Bir kayyum söylentileri, girişimleri oldu. Hatta ciddi bir pandemi dönemiydi. Ciddi bir halkın tepkisiyle karşılandı Fındıklı'da bu girişim. Ve ondan sonra bunu kent konseyi, bu meclisleri oraya taşıyalım diye kent konseyleri oluşumuna gitti. İlk dönem çok iyi gitti. Sonra demin ki o yabancılaşma, bizdeki yabancılaşma da başkan zaten yapıyorsun bu işleri. Başkan tek adama bırakmamak lazım. Benim gördüğüm, benim bildiğim gerçek benim inandığım kadardır. Sizin bildiğiniz gerçekle harmanlamazsanız ortaklaştırılmış bir akıl, ortak akıl oluşturamayabiliriz ama ortaklaştırılmış bir akıl ve o üretim süreci oluşturabilirsek doğru yorumları vardığımızı düşünenlerdenim. O anlamda yapılarımız var. Halk meclisleri ile birlikte halk ben buluşmaları yaptık. Ben daha çok işlevleriyle ilgileniyorum. Hakikaten çalışıyormuş. Mesela bizi dinleyen şunu mu anlamalı? Halk meclisi, işte dediniz ya, sokakta bir şey olduğu zaman ona danışıyoruz. Hangi konuları yerelde bu halka danışmalıyız? Mahalle sorunlarını mı? Başka bir şey mi? Tamamını danışma şansımız var. Şöyle ki bunun tek şeyi, sihirli sözü örgütlenmek ve örgütlü topluma dönüşmekle ilintili. Bu örgütlü topluma hep örgütü başka türlü bir şey için, demin bahsettiğimiz devrimciliği de başka türlü empoze edilerek öcü gösterildiği gibi örgüt ve örgütlenme de öcü gösterilmiş. Aslında örgütlü toplum demek sizin bana, benim size veya toplulukların topluluklara saygı göstererek eşitliği adaletsiz değerlendiren değil, adaletle birlikte eşitliği değerlendiren, özgürlüğü, demokrasiyi savunan bir yapının ortaya çıkmasını önceler. Ama ne yazık ki biz halk buluşmalarını yaptığımız zaman mikrofon veriyoruz. Söyleniyor. Bir süre sonra birbirimizi tekrarlar noktaya geliyoruz. Evet. Yani aynı kişiler gelmeye çalışıyor. Yani düşünün ki 11 bin nüfuslu bir ilçede değişik konularda biz katılımcı bütçe yaptık. Bütçenin sadece gider kısmını nereye harcayacağımızı değil, gelir kısmını da, bunu çok kimse yapmaz, bildiğim örnekler de yoktur, gelir kısmını da biz değerlendirmeye çalıştık ve gelir kısmında suya zam yapılmasın dendi, indirim yaptık. Kademeli uygulamaya geçtik 2019 yılında. Bunu suç kabul etmedi mi devlet? Çünkü kademeli uygulamaya izin vermiyor ya.
kademeli uygulamaya izin veriyor da ücretsiz yapmaya izin vermiyor. Yasak. Aslında benim yani... kişisel olarak da hep kademeli olması yönünde görüşüm var. Yani emlak vergileri kapsamında, emlak vergilerin yüksek olduğu yerde su yüksek fiyat olmalı, düşük olduğu yerlerde düşük olmalı. Tabii bu toplumcu bir yerel yönetim anlayışında en dezavantajlı vatandaşın, yurttaşın en iyi olanaklara ulaşabilmesini işte. Evet. Yani ulaşabilmesini sağlamaktır. Elbette ki varsılan tükettiği suyla yoksulun tükettiği su miktarı bile aynı değil. Yani çünkü onun bütçe arasındaki dengeyi, ama kentsel hizmetlerin en dezavantajlı topluluğa ve gruba veya bireye göre en avantajlı birey kadar yararlanabilmesini sağlayabilmektir. Örneğin şöyle ki, metropol kentler için düşünürsek, bir tiyatroya ulaşması sizin benim kolaydır ama bir gecekondu kesiminin tiyatroya ulaşması zorsa, tiyatronun gecekondu bölgesine götürülmesini sağlamaktır. Veya gecekondu bölgesindekilere tiyatroyu kullanabilecekleri imkanlar tanımak. İmkanlar tanımaktır yani, benzer. Burada da yani benzer şeyleri düşünerek yaptık. Yani su çok basit ama mesela temel barınma hakları olarak baktığım zaman, barınma, iletişim, enerji, su, bunlar temel hak olarak tariflenmeli. Sosyal devletin de bunlardan ücret talep etmemesi lazım. Elektrik Mühendisleri Odası'nın tariflediği, biz buzdolabı olmadan, artık telefonu şarj etmeden, internetimiz olmadan yaşayamayacağımıza onlar göre. Onlar temel haklara giriyor artık. Evet. Evet. 230 kWh şeyin ücretsiz olması gerektiğini. 230 kWh'dan sonra tüketimi yapıyorsa, evet, bu israf olarak değerlendirelim. Şunu söyleyebilir miyiz? Doğaya, doğaya yani olarak değerlendirerek şey yapmak lazım. Yüksek yani 230 kilovata kadar olanların da parasını içerecek şekilde ondan sonraki kullananlara yüklenmeli yani. Bu. Bu nedir? Yani varsıldan, yani kazanca zenginden göre vergiye vergiyi paylaşmaktır aynı zamanda. Peki başkanım. Yani suda da aynıdır. 15 metreküp Dünya Sağlık Örgütü. Çevreci yaklaşımlarını biliyorum. TMOP geleneğinden de geliyorsunuz. Evet. Sol bir bakışınız var. Peki sürdürülebilir enerji ya da buna benzer alanlarda, komik kaçabilir 11 bin nüfuslu bir yerde bunu sormam veya 17 bin nüfuslu, ama bu konuda planlarınız var mı? Yani yurt dışı ya da yurt dışında bağlantılarınız oluyor mu? Değişik. Ya benim yabancı dilim, dedim ya, Türkçe ilkokulda öğrendim. Yani çok fazla şeyim yok. Üniversitedeyken de İngilizce öğrendim ama bununla ilgili uluslararası İKLEY, Dünya Sürdürülebilir Belediyeler Birliği'nin üyesiyiz. Sevgili Yunus kardeşimin, orada yönetici koordinatör olan arkadaşımın sayesinde üye olduk. Değişik girişimlerimiz oldu. Yurt dışından iki kardeş belediyemiz var. Daha çok Gürcistan'dan burada. Çok güzel. Ama bununla ilgili şöyle çalışmalarımız var bizim yerelde. Sadece enerji alanından ziyade, örneğin kentsel dönüşüm yapı stokumuz iyi değil. Kentsel dönüşüm genellikle rantsal dönüşüme dönüşmüş ülkede. Bundan arınarak elde edebilirsek sosyal donatı alanları, şöyle projelerim var örneğin. Diyelim ki konut elde ettik biz. Yani bizim arazilerinde, yollarında yeni planlamasıyla o dönüşümden elde ettik 10 tane konut. Onu bir sosyal konuta dönüştürmek. Örneğin sağlık konusunda Fındıklı halkı yeterince nitelikli demeyelim de sağlık hizmeti alamadığını düşünelim. Doktor hizmetini, doktora ulaşma şeyini şöyle diyebiliriz. İstanbul'da yaşayan doktorlara veya emekliye gelen, ya sakin bir kentte gelin, kiranızı biz karşılayalım. Gelir misiniz? Veya öğretmen, yani kır yaşamı istiyorsan al sana kır yaşamı. Evet, evet, kır yaşamı diyebilecek ama bunu işte toplumcu bir yaklaşımla bir sosyal destek olarak doktoruna veya öğretmenine verirken, onlardan da toplumsal fayda olarak halkına hizmet vermesini istemek gibi. Yani karşılıklı döngüyü yapmak gibi. Evet. Ercüment Başkanım, bunu sanata da uygulayacak mısınız? Yani sanat kültürüne geldik ya. Zaten. Hani sanatçıların gelip orada atölyeler kurması, kalıcı devamlılık göstermesi, çocuklara örnek olması gibi faaliyetler var mı? Şöyle şeylerimiz var. Çocuklarla ilgili projelerimiz var. Sanatla ilgili 2019 yılında geldiğimiz zaman ben belki abartarak, belki kızacaklar ama Karanlık Kent halindeydi.
Karadeniz'in birçok bölgesi. Bugün fındıklıyım. O konuda mütevazı davranmayayım. Gençlerimizin girişimiyle, o gençlik topluluğu ve gençlik meclisimizin girişimiyle Fındıklı bölgenin kültür başkenti oldu. Kültür sanat başkenti oldu. Biz ilk tiyatromuzu düğün salonunda buz gibi bir açık havada yaptık. Yaparken bugün imece usulü yapmış olduğumuz bir tiyatro ve sinema salonumuz var. 250 kişilik. Süper. Her ay bir tiyatro var Fındıklı'da. Sinema var. Çocuklarımızla ücret ilişkisi kurmadan çocuk tiyatrosu ve 15 yaş altında hiç kimseyle ücret ilişkisi kurmuyoruz. Çok Biz güzel. evet. Yani çünkü varsılla yoksul çocuk onu bilmez, tercih etmez. Gelemediği için çok üzülür diye kurmuyoruz. Çocuk filmlerimiz oluyor. Orada dinletiler yapıyoruz. Müze oluşturduk örneğin. Bir iş insanımız Turan Bulak ana desteği verdi. Avcılar Belediyesi bize destek verdi. Biz kendimiz çalıştık ve imece usulü orayı bitirdik. Bugün o var. 2019 yılında dediğim gibi Yeşil Altın Gümüş Deniz. Yeşil Altın çayımız, Gümüş Denizimiz işte denizimiz Karadeniz vardı. Festivalimiz vardı. Bu festival yaklaşık 20 yıldır yapılmıyordu. İlk geldiğimiz yıl gençlerimiz de yine çok teşekkür ediyorum Fındıklı gençliğine. Çok dinamik, hala çok dinamikler. Çünkü geleceğimize sahip çıkıyoruz diyorlar. Biz de bir sloganımız Fındıklı'da meci var diyorduk. Bir sloganımız da şuydu: geleneğimizi geleceğimize taşıyacağız. Geleneğimizde Evet. o kadar güzel şey var Geçmişimizi, ki. tarihimizi ve geleneğimizi unutmayacağız. Geleneğimizde o kadar güzel şeyler var ki, işte Mecidi oydu zaten. Mecidi o, sadece köprü, iletken oluyoruz biz. Gençlerimizle birlikte festival düzenledik ve ilkini yaptık. Her yılda şey yapıyoruz, 10-12 gün, 4-5 başlıkta yöresel, düşünsel, panel söyleşi ve birçok imza günleri, kitap günleri yapıyoruz içlerinde. Sanatsal, yani müzik kısmı, spor ve çocuk etkinliği. 5 başlıkta komiteler kuruldu ve belediye içerisinde, belediye çatısı altında bu komiteler karar verdi. Mesela Eğitim Eci diye bir şey kurduk. Çocuklarımıza eğitim imecesi diye çocuklarımızı yaz kampları düzenledik. Bugün okula döndük. Çok dilli okulumuz var. 60 öğrencimiz, 3-6 yaş. Gündüz Çocuk Konuk Evi, Çocuk Hakları Merkezi'ni kurduk. Bugün İngilizce, Almanca, Rusça ve Lazca öğreten, 4 dil öğreten bir yani girişimimiz var ve sürüyor yaklaşık. Hatta bizim kreşimizi işgal altında tutan bir müftülük var. Sözleşmesi bittiği halde İşte burada çıkmıyor da ona inatla. mesaj iletelim. Hakikaten çocukların bu tür faaliyetlerde bulunmasının önüne geçmeyin. Ne olur orayı boşaltın diyelim müftülüğe. Evet, Bu teşekkür mübarek günde. ediyorum. Aynen. Dolayısıyla kültür sanat faaliyeti yapılırken sanatçılarımız da, yani Cahit abi anmak lazım. Bütün bunları yörede de Marses topluluğu, bizim Korhan kardeşimizin, Niyazi'nin, Selçuk Balcı'nın, yöredeki sanatçı dostlarımızın ismini şimdi hepsini sayamadım. İlk etapta aklıma gelenleri söyledim. Sanatçı dostlarımızın katkılarıyla ve imece kültürüyle inanılmaz bir dayanışmayla biz de paylaştılar. Biz de bu festivalimizde hiçbir ücret ilişkisi kurmadık. 2 yıldır kitap günleri yapıyoruz, 10 gün. Bir konuk evimiz var bizim şeyde. Konuk evini, yazar evi, işte böyle yazarı, sinema sanatçısı sevgili Özcan Alper'i burada o fikrimizi beynimize soktu. Burasını yazar evi yapabiliriz, hatta biz de geliriz işte sinema ile ilgili bir kendi senaryomuzu yazarız. Bir hafta 10 gün kaldığımızda 2 gün buradaki çocuklara bu Evet, eğitimi tam bunu veririz diye yola diyecektim. çıktık. Ya ben sizden şöyle Böyle. bir şey rica ediyorum. Hakikaten dinlediklerim keyif veriyor ama bizim sanata Tamam. bakış açımızı biraz değiştirmemiz lazım. Bu faaliyetlerin tümüne tamam ama ben bir sanatçının, heykeltıraşın, seramik sanatçısının gelip orada bir süre o üretim sürecinin tümünü çocukların ve halkın görene kadar orada yöresel kültürü de anlatıcı. Gidip orada elbette sanatçının özgürlüğüdür ama bağlam ve konsept olarak oradan hareketle çözümler üretmesini sağlanmasından istiyorum.
Evet, öyle bir girişimiz var. Zeynep Oral'ı biz kitap günlerine çağırmıştık. Zeynep abla dedi ki bu konuda ben size uluslararası boyutta da destek Süper. veririm. Gelmesini de sağlarız diye. Örneğin bir yazarın Zeynep Oral'ın gelip işte bir hafta orada zaman geçirip kitabını yazdıktan sonra 3 günde bizim çocuklarımıza, buradaki gençlerimize yazarlık kursu Evet. vermesi veya onu Onlara da çünkü anlatması. halka gitmek neymiş, halkın içinde yaşamak, o sokaklarda gezmek, hani bunu yapıyorlardır ama yani bu başka bir alışverişe dönüşmesi gerekiyor. Madem bir yerel yönetim örneği tartışıyoruz, bu Bir imece evet. aslında bu Bu da. Bu da da tam da bir imece yani, dayanışma O yine. zaman buradan sanatçılarımıza, derneklerine ve bu tür faaliyetlerine de çağrıda bulunalım. Ben bu Bulunacağız. Biz bu seçim sonrası bunu da yapacağız. çok Hayata güzel. geçireceğiz. Deklar Yani edeceğiz zaten. ben de Çağrı yapacağız. elimden geldikçe çevreme bu konuda tavsiyelerde bulunacağım. Ben de bir grafik tasarımcıyım çünkü. Sanat ve kültür faal... Sizi konuk edelim hemen. İnşallah. Bizim Karadeniz Dolmataş evimiz var bir Çok güzel. tane. Belediyeye ait konuk evi dediğimiz. Şimdi doğalgaz altyapısını da Çok tamamladık güzel. oranın. Bu arada işte doğalgaz dedik. Birileri çıkıp diyor ki biz yoksak doğalgaz yok. Siz onlar yokken bizde doğalgaz hattı yok. Onlar yokken biz 4 yıldır doğalgaz kullanıyoruz. Ve fındıkların hemen hemen tamamını yaygınlaştırdık. Tebrik ediyorum ya. Hakikaten ilginç iddialar bunlar Yani bol yani. bol işte. Yani şöyle bir şey. Solcunun varsılığına rastlamak zor. Yani üretim ve çözümden kaynaklanan listeler sunmasını beklemek zor. Ama ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. İnanılmaz mutlu oldum. Peki, Ben de keyifli bir program sürdürdüğümüzün evet, farkındayım. biraz sohbet Yani gibi oluyor. sizin de çok güzel, evet, sohbet ortamında çok güzel Sağ olun. katkılarınızla bir hatalarımız da olmuştur Olsun ya, o muhtemelen, kadar olacak. Ben eksiklerimiz başka bir şey daha olur. soracağım. Bu büyük şehirler yasasının getirdiği bir çılgınlık var. Rant yasası. Köyler mahallelere döndükten sonra işte köy meclislerinin işlevi kalmadı. Köy ve mahallelerin varlıklarına el kondu. Özellikle köy varlıklarına, topraklarına, belediyelere geçti. Bunu suistimal ettiniz mi başkanım? Yani bu tür el koyduğunuz, elinize geçen şeyler oldu mu köylerden? Biz hiç büyükşehir yasasına tabi değiliz. Biz. Onun için biraz daha avantajlıyız. 23 köy, 8 mahalle. Köyler ayrı, özel idareye bağlıdır. Yani İşte sizin köyleri işte. köyleriniz mahalleye dönüşmedi mi? Değil, dönüşmedi. Çok Bence güzel. büyükşehir yasası da yanlış bir yasa zaten. Evet. Hani yerel yönetim. Büyükşehir yasası varsa o kadar muhtarlıklar niye var? Başka bir şey. Yani hiçbir fonksiyonu yokken onu neden sürdürürler bilmiyorum. Ama büyükşehir yasası aslında seçimde kent merkezlerini ele geçirme politikası olarak mevcut siyasal anlayışın yaygınlaştırmasıyla ortaya çıktığını düşünüyorum. Evet. Artı dediğiniz gibi kentsel rantın tek elde toplanması belki yani düşünüldü, Ya bilemiyorum, ama çok demokratik bir yasa değil değil. zaten. Antidemokratik bir yasa. 5393 sayılı yasa, normal şey yasası bile demokratik bir yasa değil. Evet. Ben bunu şunun için de söylemek istiyorum. Yani bizim köy geleneğimizi yabana atmamak gerekiyor. Bizim ihtiyar heyeti, meclislerimizi yabana atmamak gerekiyor. Yani Tabii. köyün bir yeri varsa, arsası ya da onun köy tarafından karar verilmesi, bir yere köylü ev yapacaksa ihtiyar heyetinden, meclisten onun geçmesi gibi kavramlar aslında Yerinden yönetim işte aslında. Yerel doğrudan yönetim. demokrasi, biliyor musunuz? Biz dışarıda arıyoruz ama aslında bizim köyümüzde böyle bir şey var. Çünkü devlet o kadar tepeden bakıyor ki köylüye, yaşamdan o kadar kopmuş ki geçmişte en azından bazı şeyleri onlara bırakmış. Ama yeni gelenler onu da çok görüp tümüyle her şeyi biz kullanalım istiyorlar. Yani bu yasanın acilen, çok acilen ortadan kaldırılması ve bu haklarıyla birlikte geri iadesinin mutlaka yapılması gerekiyor. Kesinlikle yani şöyle katılıyorum. Bizim ülkemizi düşündüğümüz zaman çok renkli bir ülke, çok zengin de bir ülke aslında kültürel zenginlikler açısından. Komşu ilçemizin bazen kültürüyle bizim kültürümüz bir olmayabiliyor. Yani demografik olarak da coğrafi olarak da baktığınız zaman. Ama iç içe geçmiş ve aynı topraklarda büyüyen, aynı havayı teneffüs eden, hani coğrafyası çok yakın o bireyleriz. Fakat
Bunlar bizi ayrıştıran noktaya getirmiş. Tek elde tutulan noktadan ayrıştıran noktaya getirmiş. Yeri gelmiş düşmanlaştırmış. Yani beni Kürt'ten ayıran hiçbir şey yok. Beni Çerkez'den ayıran hiçbir şey yok. Beni yani dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan, dilini, dinini bilmediğim bir yurttaşan ayıran bir şey yok. İnsan olmak, doğaya saygılı olmak, ne bileyim Üreten olmak, katkı evet, vermek. evet, evet. İnsanlık adına bir şeyler yapabilmek. Dünya yok olmaya giderken işte insanlığın yok oluşunu kendisinin hazırladığı gibi yok oluşuna değil de varoluşunu sürdürebilmek gerekiyor. Evrensel olmak gerekiyor. Diyalektik düşünmek gerekiyor. Değişimci olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilim temel ilke olmalı. Bilim her an ileriye doğru gidiyor. Her an geriye gitme şansı yok. Saat gibidir. Saat dönmüyor geriye. Bilim de ileriye gidiyor. Onu Hani da yeniden yorumlamak gerekiyor. Yani tabii çok ki tabuya ve dogmaya bakmamak gerekiyor. yeniden yorumlamamız gerekiyor. Biz bir örneğin yani yönetim anlayışını bahsedecektim. Şimdi Tabii buyurun. yorumlama deyince işte dedik ki biz geldiğimiz zaman makam vesaire hepsini kaldırdık. Yok zaten. Dedim ya makam arabası olarak ben bisiklet kullanıyordum. Örneğin son bir Orman Bakanlığı bizim yerimize el koydu. Sonra A sınıfına çevirdi, turizm alanına çevirdi. İhaleye çıktı. Çıkmayın, etmeyin, gitmeyin dedik. Biz ihaleye çıkıldı. İhaleye de girdik. Belediye olarak aldık. Bu sefer tehdit edilmeye başladık. Özel koruma bile gezdirmiyorum yani. Verecek bir canımız var ama yani kendimizi de koruyacak. Eğer belde silah taşınmak gerekiyorsa onu da taşırız. Yani kamu buna bu yetkiyi vermiş ama beni o noktaya itiyorsa bu devletin ayıbıdır diye bakıyorum. Aslında İktidarın ayıbıdır. burada devlet tırnak içinde kullanalım. Devletin Devlet değil, tabii. devleti Tırnak içinde. yönetenlerin, Hükümet. yani Hükümet devleti bu demek. duruma getirenlerin ayıbı. Tabii siyasal iktidar o Siyasal devleti iktidar, tırnak aynen. içerisinde dediğiniz gibi doğru uyarıyorsunuz. Siyasal iktidar beni kendimi korumak için bir noktaya getirmişse bu siyasal iktidarın suçudur. Ayıbıdır. Ayıbıdır diye Ayrıca ben bakıyorum. şunu söyleyeyim. Ben öyle karşımda çok korkutucu bir solcu da görmedim. Halkını seven, halkçı, modeli kamucu bir insan var. Kamu kaynaklarını kısıtlı bir şekilde kullanmayı öneren birisi var. Aslında bu bütün günümüzde dönüşmüş inançların, dönüşmüş siyasi oligarşilerin düşman olduğu insanlardan birisiniz siz. Anlayışlardan birisiniz. Yani Evet. anladınız mı? Yani Olabilir. siz bir Küçük bir örnek olduğu için belki de kimseyi rahatsız etmiyordur da onun için. Yoksa şimdiye kadar boğmuşlardı herhalde. ama şey mesela o bahsettiğiniz Temmuz 21'deki kayyum meselesi mesela o korkunun bir neticesi. Tabii Yani ki. bu örneğin yaygınlaşması istenmiyor. Bu örneğin hani halkın kendini yönettiği bir model istenmiyor. Halkın kendini yönettiğinin ne olduğunu da tartışmıyorlar çünkü. Tabii. Maalesef öyle. Şimdi işte oradan yönetim modelinden doğru şöyle bir şey esinlendik. Belki de tek olacağız bilmiyorum. MeCİ manifestosu veya deklarasyonu yayınladıktan sonra biz bu şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Dedik ki bu daralma kendimiz de şey yapıyoruz. Hem öğreniyoruz, deneyliyoruz hem de kendimize göre bir model demeyelim de arayış içerisindeyiz. Yani Modelleme çalışmanı sürüyor aslında, evet. Evet, oradan. Partide oturduk işte adaylık süreci konuşulunca bizim 11 meclis üyemiz var nüfusa göre. Dedik ki biz 22 kişi aday göstereceğiz. Zaten gösteriyoruz. Asıl yedik. Ve Fındıklı'nın sorunlarını 22 başlıkta toplayalım. Şimdi bunun hazırlığını yapacağız. 22 başlıkta yani toplumsal mesela kadın yaşam ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden tarım, kooperatifçilik ve gıda egemenliğine, eğitimden spora, ne bileyim altyapıdan iş makinelerine kadar tarifledik. 22 başlık oluşturduk ve bu başlıkların altını tanımladık kısa kısa. Aday olan bütün arkadaşlarımızın sırası hiç önemli değil dedik. Ve 22 başlıkta kim nerede görev alacağını tarifledik gönüllü bir şekilde. Uluslararası ilişkilerinden demin bahsettiğimiz şeye kadar. Ve seçim çalışmamızda hiç benim tek posterim yoktur. Tek bir şeyim yok. Belediye başkanı olarak da hepimizin 22 kişilik aday tanıtımımızı bile öyle yaptık. Sıra hiç önemli değil bizde. Diyelim ki 11 meclis üyesinden 7 tanesini aldık.
2,5 yıl görev yapacaklar resmi sorun. Geri kalan şey yapacak. 2,5 yıl sonra diğer yedeklerine bırakacak. Kalanı gönüllü danışmanlık statüsü var bizde. Evet, bu yönetim, hala var. Bu yönetim modelini çok önemsiyorum. Çok da güzel anlattınız. Bugün gönüllü danışmanlarımız da var. Ben bazen diyorum ki danışman deyince para alan biliniyor. Bize gönüllü danışmanlar para veriyor. Ya da bazı danışmanlar da çanta taşıyıcısı. Evet, öyle de değil. Öyle de değil. Dediğimiz gibi 22 arkadaşımızla birlikte ve il özel idaresinde görev alacak arkadaşlarımızla birlikte bir yönetim anlayışı. Bunu diyeceğiz ki Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere bütün Fındık'taki siyasi partilere ve demokratik kitle örgütlerine, Fındık'ta demokrasi güçlerine çağrı. Buradan da yapıyoruz. Çağrı yapacağız. Gelin bu başlıklar altında meclis kuruyoruz, komite kuruyoruz. Yer alın sizde. Evet. Ve halka gideceğiz. Oradan doğru bütün sorunları o meclislerden doğru çözüm üreteceğiz. Yani ayda seçim sonrasında bu siyasi rekabetin bırakılarak sorunların tabii çözümüne odaklanmak. Aynen ona odaklanacağız. Bugüne kadar yaptığımız, kimseyi ayrıştırmadan yapmış olduğumuz hizmeti daha çok halkın katılımıyla yapmaya çalıştığımız, bugüne kadar o halkın katılımını önemsediğimiz şey çok daha fazlasını en alt hücreye kadar içselleştirip hücrelerimizle birlikte yukarıya doğru işte yukarıdaki o kültü aslında yok edecek bir anlayışı inşa etmek için. Bunu ya sanırsam 15'inden sonra web sayfamızda da yayınlayacağız bu deklarasyonu. Bunlar bütün ortaya çıksın. Şöyle 25'i gibi seçimden bir hafta önce falan sizi bir daha misafir edelim. Olur. Deneyimleri bir kere daha konuşalım. Çünkü önemli işler yapıyorsunuz. Yönetim anlayışını oturtmadığınız sürece sistem bir süre sonra kabadayla ve oligarşik şeye dönüşüyor. Yani bir nevi sen de egemen oluyorsun. Bana bırakırsanız, bireye bıraktığınız zaman siz de yabancılaşırsınız. Aynen, siz de bildiğiniz doğru yaparsınız. O zaman benim bildiğim her şeyi doğru da etsiniz. Evet. İşte bu noktada yerel yönetimlerin sadece yöneteninin demokratik olması yetmiyor. Aynı zamanda tabanın da bu demokratik yaklaşım ve çözümlere konusunda alıştırılması, geliştirilmesi ve ortak edilmesi gerekiyor. Ortak edilerek denetlenmesi. Denetlenmesi. Çünkü bizim yaptığımız adamın, ben şimdi o kent konseyleri deneyiminde birkaç cümleyle bahsedecektim. Şimdi kent konseyleri özellikle yerelde birbirine değişik şekillerde girmiş bir yapının lakaytlığını taşımaya başlıyor bir süre sonra. O onun amcası, evet. Onun çocuğu, ona iş vermiş, ondan pay almış. Kimse kimseyi denetleyebilecek güce, kelimelere sahip değil. O yüzden o çalışmalar ve şeyler kent konseyinin etiketlerinden ibaret kalıyor. Ya da her neyse belediye ile ilişkilerde güce dönüşüyor. Bu nedenle bu etiketlerden uzaklaşma fikrinizi bir kurumsal iletişimci olarak çok önemsiyorum. Hani kendi fotoğraflarınızı da dayanmıyor. Ben de o yapının sadece sözcüsü olacağım dedim. Evet. Ve kendim için geri çağırma ilkesi koydum. Bu dönem son adayı. 2 yıl içerisinde her yıl anket ve kamuoyu yoklamasıyla birlikte örgütün kendisine sorulacak. Eğer başarısız ilan edilirsem ben istifa dilekçemi şu anda kasada duruyor. Belediye partimin kasasında kendini duruyor. Kendini geri çağırma ilkesi de çok güzel bir ilke yönetimde. Bunu da yaygınlaştırmak gerekiyor. Yani evet. 4 dönem, 5 dönem, 10 dönem vekiller, işte belediye başkanları giderken de tekmeleyip gitmemeliler. Yani sonuçta yani siz de şöyle düşünüyorsunuz. Deneyimlerinizle kalıcısınız. Yarın belediye başkanı değilsiniz ama o toplumun önemli bir parçası olarak buna devam etmek gerekiyor. Yani şöyle, ben 2 dönemden fazla hiçbir yerde aday olmamak gerektiğini düşünüyorum. 2 dönem sınırlamasının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 4-8 yıl insan ömrünü düşündüğün zaman 65 yaş emekli yaşı, 15 yaş düşünün. 50'de 8 yaklaşık %20. Evet. Yani düşünün, bunu ayırıyorsunuz. Eğer bunu çok onurlu bir iş ve bunu doğru yapıyorsanız sonrasında bir ücret ilişkisi bile olmayabilir. Olsa da sorun değil ama gelecek genç bir arkadaşımıza bunu teslim edip mesela gelecek dönemde ben gönüllü çalışırım. Evet, deneyimlerimi onlarla paylaşırım. Yani neden paylaşmayayım? Bu ülke, bu coğrafya, bu ilçe bizimse sadece ben iktidar olduğum zaman bizim değil ki. Ben yurttaş olduğum zaman da bizim. Evet. Bu özellikle toplumu
katılımcı hale getirmek sadece sloganlarda kalmayan çözümler için önemli taahhütler. Çünkü bir süre evet. sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük problemlerden birisi yerine insan yetiştirmeme, genel başkanlıklarda da dahil olmak üzere. İnönü'den bu yana alın. Bütün hepimizin evet. Yani son zamanlarda bütün solun şeyi oldu. Problemi hali. Bakın sol hareketlerdeki biz abi dediğimiz hala abilerimiz var. Evet. Abla dediğimiz hala ablalarımız yani var. Yani aynı abiler işte evet. Recep Tayyip Erdoğan daha kaç dönem yapacaksın diye eleştiriyor ama kendisinin eleştirecek yaşı çoktan kadar, geçmiş yani. Evet. Yani işte bu dönemde bence yenileyemedik kendimi. Yani yeniledik belki de bunu toplumsal şeye dönüştüremedik. 12 Eylül döneminde 40 milyon nüfuslu bir ülkede 1 milyon yani faşizmin, askeri faşist darbenin zulmüne uğramış sol ilerici demokrat insan varken 80 milyonluk şeyde aldığımız oy oranları belki hani legal illegal ne derseniz deyin, hangi duruşta derseniz deyin sayımız ortada. Bu da aslında bizim kendi öz eleştirimizi. Ben yerel yönetimleri şöyle bakıyorum. Yerel yönetimlere gelince kitapta işte Fikri abi okuyoruz. İşte onun geleneğini biliyorum. Yadi takipçisiyiz vesaire. Yerel yönetime gelince nasıl hissettim biliyor musunuz? Sokakta çıplak yürüyen bir insan gibi. Çok güzel bir tanımlama bu da. Yok çünkü yani dayanabileceğiniz kaynak yok. Yok yani bu o okunduğun şeyle ilgili değil, dokunduğun evet. örgütlü bir yerden gelmiyorsunuz. Evet. Yani örgütlüsünüz ama değilsiniz aslında. Hani siz örgütlü olduğunuz örgütlülük sizi oralara çıkarmıyor. Çünkü örgütlülük tabanda kaynaşma içerisinde yükselme ve evet, oradan gelmesi bir, gerekiyor. Hani bir matematiksel kule halinde değil bu yapı. Değil. Evet, evet. Şimdi aslında yani benim fikirlerimden bir tanesi şu. Ben de 12 Eylül'ü değişik ölçülerde yaşamış bir insanım. İçinde gelenlerden birisiyim ama çok gençtik tabii o zaman. Ben 17 yaşlarındaydım. Ben sizden biraz daha gencim. Evet. Hep şunu belirli samimiyetle 12 Eylül'ü konuşacak kimseyi bulamıyoruz. Mesela biriyle konuşuyorum istiyorum. Hala aynı sloganlar, aynı şeyle konuşmak. Halbuki bu dönüşümü şimdi bugünkü konuşmada olduğu gibi eğitimde, yaşamda, yerel yönetimde, siyasette, partileşmede bunu bir şekliyle toplumsal düşünce haline getirememenin sancıları yaşanıyor. Ama bunda şu rolde var. Çok ağır baskı dönemleri geçti. Ve tabii. O kadar dibine kadar kazındı ki bu olaylar. Özgür düşünme. Dünya o kadar... konjonktürü de etkili aynen. oldu tabii bununla. Evet. Pardon? Dünya gelişimi de yani işte çok kutuplu, iki kutuplu dünyanın çöküşü, her ne kadar reel sosyalizm desek, ne bileyim sosyal faşist dense, hangi tarifleri de tariflesek tarifleyelim, Sovyet blokunun yani, evet. çökmesi yani hepimizde bir depresif dalga oluşturdu evet. ister istemez. Yani 12 Eylül travmasının başka travmaların eklenmesi oldu. Ben evet, kendim evet. ama bu konuşmaları yapıyorum ama beni bir solcu olarak tanımlamanızı istemiyorum. Ama ben iyi bir gözlemciyim. Yani ben de samimi bir şekilde kendi öz eleştirilerimi veriyorum. Evet. Hiç kimseye atıfta bulunmuyorum aynen, aslında. Aynen. Benim durduğum noktayı tariflemeye evet. çalışıyorum. Bu akşam samimi içtenlikle konuştukça konular bu noktalara geldi ama birilerinin bu samimi içtenlikle yaşına bakmadan, geçirdiği deneyimlerin olumsuz etkilerine bakmadan yeni kuşaklara bunu anlatmazsa hakikaten yeni kuşaklar hiçbir şekilde bu ideolojiyi, bu fikri, bu yaşananları anlamayacak duruma gelecek. Filmi çekilemiyor, kitabı yazılamıyor. Topluma anlatılamıyor ve tamamen nostalji olarak bir kısım insan bunu kullanarak bir insan değildim. Ama Ziraat Odası Başkanımız sevgili kardeşim Mehmet Ali sayesinde Fındıklı'da yüz binlerce fide oluşturup halka ücretsiz dağıttık. Milyonlarca tohum, geleneksel doğal tohumları. Evet. Yani biz ne yaptık? Belediyenin olanaklarıyla onların olanaklarını birleştirdik. Onun Tanrım'daki deneyimini aldık yurttaşa. Hani halkına artı getirecek bir şey oluşturduk. O ara kooperatifçiliği geliştirdik. İki kooperatif kurduk. Halkın bakkalı kurduk ve Türkiye'nin yaklaşık bütün coğrafyasında 50'ye yakın kooperatif de çalışıyoruz ve zehirsiz bahçelerden zehirsiz gıdalar diye hiçbir şey yapmıyoruz. Kar şeyi koymuyoruz. Ne fiyata geldiyse onu koyuyoruz. Ama nasıl yaptık?
Almanya'da yaşayan bir Ercan Bekiroğlu diye, yani bu isimleri söylüyorum. Lütfen önemli, söyleyin. Lütfen söyleyin. Önemli çünkü sevgili kardeşimiz, 5 dönüm arazisini siz varsanız kullanın bila bedel, dükkanını bila bedel kira almadan bize bu işe verdi. Tam bunu soracaktım. Yani kooperatifçilik için İmece her zaman gidip kaldırım taşı döşemek değil. Orada değildir. Varlı olan bir vatandaşımızın tarlasını kullandırtması. Ya tapusu evet. Kendinde kalsın, önemli değil. Evini evet, kullandırtması, evet. Bir binayı kullandırtması. Aynen bu işte. Bu meci bu işte. Tam da imece bu. Evet. Ne yapmış oldu? Bu sefer kira gideriniz olmadı. Sizin Tekirdağ'dan veya Edirne coğrafyasından peynirini, Ege coğrafyasından zeytinini üreticiden alıyoruz. Getirdiğiniz zaman ona bir artı kira gideri diye bir şey koymuyorsunuz. Daha ekonomik. Avantaj satıyorsunuz. Doğal bir ürünü halkına sunmuş oluyorsun. Bu iki kooperatif deneyimi ve halkın bakkal projesi sürüyor değil mi başkanım? Sürüyor. Şöyle iki tane, üç tane kooperatifimiz var. Eğitim alanında söylediğimiz, biz eğitim alanında ne yazık ki özel okul statüsü, şu anda öyle bir şeyimiz yok ama bir adım atacaksak bir özel okul statüsünde. Mecbur ya, başka çözüm yok. Mecbur, orada başka şansımız yok. Onun için ZUGA Çağdaş Eğitim Kooperatifi kurduk. Ben kooperatif... size şunu söyleyeyim. Bursa'da bu konuda çok başarılı olmuş bir Çağdaş Eğitim. Orada idim zaten. Geçmişte o deneyden etkilendim. Ben süper. Bursa kökenim bizim. Çağdaş Eğitim Kooperatifi arkadaşlara kooperatifi selam olsun. Var. Oradaki arkadaşları da tanırım. Görüşürüm. Bir dönem Bursa'da Makine Mühendisleri Odası'nda yöneticiyken de toplantılarına temsilen giderdim. Ha, çok güzel olmuş. Şu anda liseye döndü orası. Evet. Lise boyutuna kadar geldi. Şeyden başlamıştı, kreşten başlamıştı. Okul öncesinden liseye kadar geldi. Çok ciddi deney var. Oradan yararlanarak Karadeniz'in tek kooperatifiyiz. Çok güzel. Kooperatif olarak işte kar güdüsüyle değil, onun için tercih edik. Çok güzel. Kadın emeğini değerlendirmek için emek evi kurduk. Emek evi kooperatifimiz var. Bir üçüncü kooperatifimiz de Meci Tarımsal, Meci Emek Evi. O kadın emeğinde Meci Emek Evi. Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de tarım alanında kurduğumuz kooperatif. O halkın bakkalı ve bu üç kooperatifimiz de devam ediyor. Kooperatifçiliğimizde de orada özellikle Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde hani halkına dokunabilecek şeyler, öbür kadın emeğinde kadın emeğine dokunacak şeyler, eğitimde de eğitimi ticarileştiren bu anlayışa karşı kooperatif ve dayanışma ruhuyla çocuklarımıza daha sağlıklı, daha nitelikli, daha bilimsel eğitim sunabileceğimizi gösterebilmek. Evet. Aslında bazı çözümler için bazı niceliklere gerek var, fakat siz 17 bin kişilik bir ilçede, yani hakikaten hayranı olduğum çözümleri ya da hep konuştuğumuz çözümleri uygulamışsınız. Hakikaten de bunları çalıştığımlarını evet. Attık. Eksikliklerimiz çoktur. Yani diyoruz ya, biz hatalarımız da insanız. Evet. Ya bu dönüşecektir ama niyet ve bu anlattığınız girişimler hakikaten hayranlık verici şeyler. Burada şöyle bir problemimiz de var ama bizim. Şimdi ben yeri geldikçe işte Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nden bahsediyorum ama ya Türkiye 81 milyon, işte bu tür konulara, köy enstitülerine yatkın olan, söyleyen insan belki 40-50 milyondur. Ama Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi orada öylece durur. Hiç kimse ne bir merhaba der, ne bir gittiğinde uğrar, bir derdiniz var mı diye sormaz. Şimdi bu iyiye olan kayıtsızlık çok korkunç bir şey. Hani iyi aslında örneğe... Yani işlerimiz hiç mesela şey yapmıyoruz, yani konuşmuyoruz. Biz demin yerel yönetimleri konuşurken kötü örnekler üstünden konuşuyoruz evet, genellikle. Evet. İyi örnekler üstünden nedense bizim toplumsal algımız da herhalde oraya dönüştü. Kötü örnekleri... Üçüncü sayfa haberi nasıl çok okunuyorsa kötü konuşmak hep öne çıkıyor. Evet evet, maalesef öyle. Mesela Çağdaş Eğitim Kooperatifini bildiğim için, yani bizim arkadaşlarımız başka da örnek yok zaten ondan başka. Oraya gittiler, görüştüler arkadaşlarla. Evet. Yani ben biliyordum, özellikle yönlendirdim. Onların da destekleri, katkıları oldu çok bu güzel. Süreçte, yani örgütlenme sürecinde. Bu örneklerimizi çoğaltmak mümkün. Bunu öne çıkarmak gerekiyor bizim. Orada da biraz herhalde genel anlamıyla şöyle bir şey var. Hani tekelleşen medya veya süreciyle birlikte biz sizle aynı ideolojik bir şeyi paylaşıyorsak birbirimizi destekliyoruz. Aynen. Ötekileştiriyoruz. Farklılığımız, zenginliğimizdir diye ifade ediyoruz ama
farklılığımız hiçbir zaman zenginliğimiz olmamış gibi. Yani bu benim yine kendi öz eleştirim. Kimseye bir şeyim yok. Ama farklılığımız zenginliğimiz olması gerekiyor. Ama burada şöyle bir şeyi de belirtmemiz gerekiyor. Hep suçu bazen de kendimizde arıyoruz ama kimse kusura bakmasın. Devlet, bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, yani devleti yönetme adına bakanlık işgal edenler de korktukları, öcü olarak belledikleri o Soğuk Savaş döneminin gibi kooperatiften korkuyorlar. Solcudan korkuyorlar. Aynen. Ben o kısmı zaten yok sayarak söyledim. Evet. Bize dair söyledim. Evet. Yani o kısım zaten bizi ötekileştirmek için, evet, bu iyiden olan, eşitlikten, adaletten yana olanları kötülemek için, kendi varlığını sürdürmek için aslında bizi kötüleyecekler. Evet. Doğaldır. Oranın mücadelesinin olduğunu, bizi kötülemek olduğunu ve bu anlayışı iktidar olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmak gerektiğini, kendi gerekliliklerini yerine getirdiklerini düşünüyorum. Evet. Bizim cenahtan doğru onu söylemek istemiştim, evet, kendi adıma. Yok, bu da güzel bir eleştiri. Ben hakikaten tam şu anda 1 saat 40 dakikayı bulmuşuz. Yani oldukça uzun bir yayın oldu. Hala belki konuşulacak şeyler vardır ama bazı yerlerde dağılmış gibi görünsek de aslında işin özünden hiç sapmadık. Hakikaten bunları konuşmadan yerel yönetimleri de konuşmak olmuyor. Bir de sizin de tanınmanız, yani fikrinizin ne olduğunu ben ilk kez konuşuyorum çünkü sizinle. Karşımda çağdaş, devrimci, mücadeleci ve bunlarla sadece sözde bırakmayan, bunu örgütlenmeye de aktaran çok önemli bir insanla tanışmanın bir keyfi içerisindeyim. Sağ olun, sağ olun. O sizin nezaketiniz. Ben bunu nasıl siz isimlere çok hakkını vererek söylüyorsanız, ben de şu anda ya da buradan sonra izleyecek olanlara söylüyorum. Örgütlenmek kötü değil, devrimci olmak kötü değil, dine inanmak kötü değil, hiçbir şey kötü değil. Kötücül bir... Her şey insana dairdir. Her şey insana dair. İnsana dair her şeyi yaşayın ama bir başka insanın hakkına tecavüz etmeyin. Hukukuna el atmayın. Adaleti sağlayın. Bütün bunlar sağlandığı zaman ne oluruz? Mutlu, huzurlu bir toplum oluruz. Biz bunu 1923 devrimleriyle bir dönem yaşadık. Hakikaten bu toplum devletinin, liderinin hani köy başta olmak üzere kendini nasıl ona vakfettiğini gördü. İşte belki de bizim arayışımız biraz onları da çağrıştırıyor. Biz yeniden bir yapılanma istiyoruz. Cumhuriyetin bu anlamda halkçı modelinin yeniden devreye girmesini istiyoruz. Devrimciliğini... İlkelerini koruyalım. İlkelerini bu yüzyıla bir şey. Halkçılık, evet, devletçilik, evet, laiklik, aynen, devrimcilik. Yani bütün bunların içeriğini yeniden düşünelim, konuşalım ama ortada bir tek gerçek var. Halkçı olalım. Adaletçi, evet, olalım. Evet. Size çalışmalarınızda çok başarılar diliyorum. Umuyorum bu karşılık bulur diğer partilerden, devlet kurumlarından. Siz bir öcü değilsiniz. Siz orada Karadeniz'in asi sularının bir ifadesisiniz bana göre. Karadeniz ben gitmedim ama çok seviyorum. Umuyorum ki başarılı olursunuz. Neler söyleyeceksiniz? Son cümlelerinizi alalım. Son cümle olarak beklerim. Öncelikle Karadeniz'e gitmediyseniz bekleriz sizi. İnşallah. Bizden otel ve para istemeyen herkese açığız. Bütün kapılarımız açık. Çok güzel. Dolayısıyla evet, bütün yurttaşlarımıza daha aydınlık yarınlar için inandıkları düşünce yolunda farklılığımız zenginliğimizdir diyerek ve insanlığa hizmet etmek için, insana değil, insana hizmet edersek şeyh, şık, işte kral, bunlar çıkıyor. İnsanlığa hizmet edersek bize düşen mutlaka düşer. Yani çünkü biz de o insanlığın içerisindeki bir bireyiz. Dolayısıyla buna inanıyorlarsa, bu uğurda gelişmiş, ileri, bilimi temel alan bir coğrafya ve dünya yaratmak için mutlaka düşüncülerinin peşinde koşsunlar. Ama mutlaka meci dediğimiz imece ile, mutlaka dayanışma ve paylaşım kültürüyle bunları yapsınlar. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız da insanız. Fındıklı'da
hatalarımızla birlikte bir yeni kendimizce bir şeyler deneylemeye çalışıyoruz. Yönetim anlayışını deneylemeye çalışıyoruz. Öyle mükemmel bir yer değil hani bütün konuşmalarımızda Öyle hani o öyle anlaşılmasın. anlaşılmasız mahalle meclisleri kuruldu orada başka bir dünya var. Hayır biz bir şeyler yaratmak için hala arıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Eksikliklerimiz çok çok fazla. Örgütlü olun bence de. Devrimcilik ilericiliktir, yarını tanımaktır, yarını öngörebilmektir. Ama dünü bilmeyerek, dünü unutarak, yok sayarak bu olmaz. Dünle birlikte geleceğimize taşımamız gerektiğini düşünenlerdenim. Ve demin de ifade ettiğim gibi başka bir dünya mümkün, başka bir ülke mümkün, başka bir ilçe mümkün diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir Ben... önceki konuğum liberal düşünceli Merve Hanım'dı. Bağımsız belediye başkanı adayıydı. Bugünkü konuğum bir devrimci. Hakikaten düşünceleriyle, yaşamıyla, adanmışlığıyla çok özel bir insan. İşte bana da düşen şu. Ben istiyorum ki bütün bu farklı görüşlerin aslında özünde bir ortak nokta görebilecek miyiz? Ben bunu yansıtabilecek miyim? Her birinin eminim ki bir şekilde halka hizmet etmek için onun düşünceleri var. Ama ben hakikaten TV19'da belediye başkan adaylarının ve belediye başkanlarının fikirlerini anlatmasını önemsiyorum. Burada da bir ayrımcılık, ötekileştirme yapmıyorum. Ama katıldığım şeyler oluyor, coşkuyla katılıyorum. Bazen sadece düşüncelerini yansıtmış oluyoruz topluma. Ben bu akşam çok keyif alarak Ercüment Başkanımı burada misafir ettim. Daha sonralarda bu her zaman açık ve Fındıklı'nın artık gönüllü temsilcilerinden biriyim ben de. Çevreme ve arkadaşlarıma bu güzel girişimi, gelişmeleri paylaşacağım inşallah. Dediğim gibi sonuçları bazen kısa süreli olmayabilir böyle şeylerin ama sabır bu iş için en önemli etken. Bir sonraki misafirimizle buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok uzattık konuşmaları. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok güzel.